de sen de söyle. Gülmür güldür. Geldiniz. Acıkınca sıkıntı yaşayan ve sıkıntı yaratan, acıkınca gözü dönen, gözü hiçbir şey görmeyen var mı benim gibi? Şuradan başlayalım. Ben önceden şeker hastasıydım. Bir gün böyle sahilde yürürken, yazlıklar var bizim Dikili'de. O kadar acıktım ki gözlerim döndü. Hiç tanımadığım ilk eve daldım. Bayılacağım neredeyse. Hemen bana dedim yiyecek bir şeyler getirin. Tanımıyorsunuz dedim. Kimseyi. Hiç tanımıyorum kimseyi. Bir de yani emir kipiyle devam ediyorsunuz. Ya o arada tanımıyorum zaten. Bilmiyorum. Böyle balkonda kahvaltı yapıyorlar. Daldım hemen. Bana dedim bir şeyler verin yiyecek. Aldım yedim böyle gibi. Sonra kendime geldim baktım. Aa Abdullah abi sen misin dedim. Adamı tanıyormuşum meğerse. Ha tanıdığın sofrasına oturdun. Sonradan karnım doyduktan sonra tanıdım. Yani açken babam bile tanımam dedikleri sizsiniz. Aynen öyle. Kimseyi tanımam açken. Şimdi düzeldim ama. Nasıl yaptınız? Ameliyat oldum şeker hastalığından. Şekerden kurtuldum. Evet. Artık tanıyorum insanları. Şimdi artık... Aç kalınca tanıyorum. Şimdi aç kalınca o kadar kötü olmuyorsunuz yani. O kadar olmuyorum artık. Peki geçmiş olsun. Sağ efendim. Olun. Sağ olun. Çok mersi. Şimdi biz de bir restorana konuk olacağız efendim. Çok aç bir çiftimiz girecek ama ne tip engellerle, ne tip zorluklarla, ne tip çalışanlarla karşılaşacaklar. İzleyelim efendim. Bakalım onlar neler yaşıyor. Buyursunlar. Efendim. Hoş geldiniz daha iyi bir restorantımıza. Size nasıl yardımcı olabilirim? Hem talih hem kara talih aynı anda kapını çaldı desek? Yokuz desek? Maalesef. Şimdi bak, birazdan bu gözden ırak, polisten uzak dağ evinde birbiriyle yıllardır anlaşamayan iki mafya ailesi yemek yiyecek. Anladın mı? Eğer işler yolunda giderse sen çok para kazanacaksın. Eğer yolunda gitmezse çok kan kaybedeceksin. C şıkkı, hiçbiri. Benim tercihim C'dir. Benim seçmem çok her zaman C olmuştur, C. Maalesef. Gerilme. Yapacağın şey çok basit. Bak bu kutuda Samatyalı Kazım'ın Adanalı Çetin'e hazırlattığı şırdan var. Eğer şırdanı doğru zamanda doğru masaya verirsen sorun yok. Ama şırdanı başkası yerse işte o zaman şırdanı yersin. Yerim. Yerim. Şırdan benim işim. Şırdan benim işim efendim. Hiç merak etmeyin. Ben bu işi çözeceğim. Şırdan çünkü benim. Ama anlaşamazlarsa net çatışma çıkar. O çatışmada sana da bir kurşun değer. Ölme ihtimalin yaklaşık %65 filan. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Size kolay gelsin. Sağ olun. %65 dedi adam. %50'den bile yüksek. Allah'ım ya Rabbim neler yaşayacağız ya. Of of. Merhaba.
Merhaba. Açık mısınız mı? Açız. Açız. Açız canım abim, buyurun. Açız ne demek ya? Size her zaman açız. Ya size dükkan sizin. Şaka değil, mübalağa değil. Dükkan geçti sizin bugün. Ya canım abim, hoş geldin ya. Dükkanı ben direkt sana bırakıyorum. Tek ricam şu şırdanı doğru mahkeye geldiğinde doğru mahkeyenin önüne koyarsan... gerisi artık sen ve kaderin arasında canım benim. Hadi kolay gelsin size. Nasıl ya şimdi? Bu dükkanı benim mi oldu yani? O zaman biz bunu kutlayalım. Garson! Garson! Garson yok tabii. O zaman bir tane garson lazım bana. Ben bir tane garson alayım işe. Kendimi garson olarak işe alayım. Sen ne elini kaldırıyorsun? Ben varım burada. Kendi kendimi işe alabilirim. Ben seni garson olarak işe aldım. Emredersiniz efendim. O zaman hadi bana bir içecek bir şeyler getir. Giderken de şunu içeri bırak. Baş üstüne. Baş üstüne efendim. Ay İsmail. Ay İsmail. Ay. Nasıl bir adamsın ya, nasıl bir adamsın? Vallahi ölüyorduk açlıktan İsmail. Biz niye geldik buralara? Niye geldik? Hep senin yüzünden, hep senin yüzünden. Ben ne yaptım ya? Allah'ım, paralı yoldan gitmeyeceğim dedin diye buradayız şu anda. Eskişehir'e gidecektik, Toros Dağları'ndayız ya. İsmail, çok açım. Bak, o kadar açım ki ikidir seni annem zannediyorum. Kafam yerinde değil. Allah'ını sen. Bu dağ başında böyle bir köfteci bulmamız bile büyük şans. Vallahi. Hemen bir an önce sipariş verelim. Bak kurt gibi açım. Herkesi yerim şu anda. Evet. Aa, İsmail, şanslıyız. Bizim köfte diyor. Yani demek ki buranın köftesi bizim köfte namını aldığına göre çok meşhur bir köfte. Buranın köftesi meşhursa biz onu yemeliyiz. Köfte dediğin nedir? Çat diye pişer. Hemen gelip biz de doyarız. Tamam mı İsmail? Tamam. Pardon, bakar mısınız? Nasıl çıktı var ya? Hoş gibi işlersiniz. Hoş bulduk. Siz mi bakıyorsunuz? Ben kimseye bakmam. Ben öyle değil. Ben kafam hep önde yürürüm. Ayıptır ya. O benim yengem sayılır. Ne alakası var? Ben ona niye bakayım yani? Yok beyefendi, müşteri babında sipariş verebilir miyiz? Verebilirsiniz. Anlamadım. Verebilirsiniz. İsmail, ne diyor bu veremiz misin ismi? Verin mi diyor? Ne diyor bu be? Biz burada Türkçe konuşuyoruz. Anlamıyor musun yenge? Ya anlayamadım. Verebilirsiniz. Sarhoş, sarhoş bu yeter, sarhoş. Pardon kardeş, senin yerine başka biri var mı? Çok açız da. Şöyle bir bakıyorum, yok. Çünkü burada biz kendin söyle, kendin pişir, geber sana yardım edeyim. Sen ye, sonra hesabı öde. Sen sağ, ben selamet şeklinde çalışırız. Çok güzel. Sizin de söylediğiniz gibi biz sipariş vermek istiyoruz. Verebilirsiniz. Ondan önce ben size bir bardak su vereyim onun için. Ver, ver. Ay. Vallahi dilim damağım kurudu, ver. Sularımız da dağdan esintilerle ilgili. Pardon, kaçtı. Hemen hallediyorum. Bitti. Telaş yok. Ben şimdi hallediyorum. Müthiştir buranın suları. Taştı. Ama sorun yok. Ben şimdi hallediyorum. Bitti. Tamam, mesele değil. Besini halledeyim. Taştı. Ama ben hallediyorum. Bitti. Ama sırın yok. Besini hallediyorum. Ver ulan şunu. Ver şunu.
Ver, Maraş dondurmacısı bir gösterip vermiyor. Ay canım çekti biraz. Evet, sprişlerimizi alalım artık. Tamam. Hah, biz iki porsiyon meşhur bizim köfteden istiyoruz. Öyle mi? Sizin köfte meşhur mu? Yok, burada yazan bizim köfteden istiyoruz. Kardeşim, biz buraya niye sizin köftenizi yazalım ya? Biz nereden bilelim sizin köfte meşhur mu? Hayır, bizim köftemiz meşhur değil, sizin köfteniz meşhur. Bizim köftemiz meşhur. Onu söylüyoruz işte. İşte biz o meşhur köfteden, bizim köfteden iki tane istiyoruz. Ablacığım, sizin köfte meşhur mu değil mi? Ben nereden bileyim? Ayrıca ne ararım bizde sizin köfte? O zaman bu menüde yazan sizin köfteden istiyoruz. Menüde sizin köfte diye bir şey yok. Menüde bizim köfte var. Güzel kardeşim. Allah rızası için bize o köfteden iki tane getir ya. Hangi köfteden ya? Ben sizin köftenizi getiremiyorum diyorum, anlatamıyorum galiba. Köfte getir ulan bize, köfte! Herhangi bir köfte getir ulan! Ha, sen köfte istiyorsun. O iş bende. O iş bende. Allah'ım nihayet anladı ya Rabbim, çok şükür. Sinirlenme. Otur, otur, otur. Garson! Bizi üç porsiyon köfteye getir. Tabii efendim, köftelerimiz nasıl pişsin? Çok pişsin. Ama ben size orta pişmişi tavsiye ederim. Öyle mi? Demek orta pişmiş daha iyi. O zaman sen bize orta pişmiş köfte getir. Madem öyle. Köfte git. Peki, sür yanında bir de böyle bir piyaz ister misin? Tabii, piyaz güzel mi? Olmaz mı efendim? Piyaz böyle piyazı çok güzeldi. İçecek olarak ne istersiniz? İsterim. Ne içeriz? Zıkkım. Bize üç kadehde zıkkım getir. Bizde zıkkım yok. Nasıl yok lan? Müşteriye yok dedim lan! Müşteriye yok dedim mi? Allah Allah, zıkkım git. Bizde yok diyorum kardeşim. Sen bana öyle öyle konuşuyorsun. Kimsin lan sen? Kimsin bir yere? Senin adın ne bakayım? Benim adım Hayati. Hayati mi? Lan benim adım da Hayati. Sen ne dedin? Benim Ankara'lıyım. Allah Allah, bir şeyler oluyor burada. Ankara'nın neresinden? Tursaklar. Tursaklar mı? Ulan sen Pursaklı, ben Pursaklı, senin baban kim? Benim babam boyacı Faruk. Boyacı Faruk mu? Ve sen benim kardeşimsin, tamam mı? İsmail, adam kendiyle kardeş çıktı İsmail. Bu bizi köfte möfte getiremez. Getiremez. Bir saniye dur, dur. Yaklaşma. Sen neredesin? Hı? Bak benim annem seni ne kadar bir merak etti. Yürü, eve gidiyor. Ben bir daha o eve falan gelmem. Nasıl gelmem lan? Gideceksen. Annemiz de kırmızıya gitti mi? Gelmeyecek diyorum kardeşim. Ben gideceksin diyorum. Benimle böyle konuşamazsın. Aslında sen benimle böyle konuşamazsın. Lan bak beni sinir et. Öldürürüm ulan. Öldürürüm ulan seni, boğarım seni. Durun durun, siz kardeşsiniz, yapmayın. Yapmayın. Yakışıyor mu size, siz kardeşsiniz ya? Sen git bakayım içeri. Sen kal. Sen garsonsun, sen burada kal. Bakayım git. Garson sen kaldın. Çık git lan. Benim bundan sonra Hayati diye bir kardeşim yok, bitti. Daha önce de yoktu da. Siz affedersiniz de. Buyurun. Siz ne arzu etmiştiniz ya? Sizin ne vardı? Bizim köfte vardı. Biz herhangi bir köfteden iki porsiyon atmanızı rica ediyoruz. Ya atın, yani çabuk atın. Atarız, o iş benimle. Hadi bakalım ben. İsmail.
Allah aşkına kalk biz de bir tuvalete gidelim. Bir elimize yüzümüze su çal. Biz ne yaşadık İsmail? Biz ne yaşadık? Ne yaşadık? Kimse yok mu? Kimse yok mu? Kimse... Ha? Yok muymuş? Abicim sen varsın ya işte ya. Var mıymış? Anladım abi. Abicim bak, ben kız arkadaşımla aylar önce burada yolumuzu kaybettiğimiz bir zamanda tanışmıştık. Burada tanışmıştık. Hmm. O yüzden ona burada evlenme teklif etmek istiyorum abicim. Şu yüzüğü onun yemeğinin içine koyar mısın? Evet, evet, evet. Abi neye evet diyorsa anlamıyorum ben seni ya. Abi bak benim vaktim yok, kız geliyor şimdi ha. Hazırda bir yemek varsa... O iş bende. Sen hiç merak etme. Tamam abi, yemeğin içine koyacaksın ha. Hadi inşallah abi. Neyse kız. Ya yıl dönümümüzde tanıştığımız yeri mi ayarladın sen? Romantik şey. Evet aşkım. İyi misin? Gel gel otur gel. Ben yemek siparişimizi verdim. Sen içecek menüsüne bak, tamam mı? Tamam. Birazdan gelir yemeğimiz aşkım. Hadi. Burası. Evet, Adanalı Çetin. Dağ başındaki bu ıssız yerde, restoranda bizi kimse bulamaz. Böylece biz de baş başa barışmamızın kutlamasını yapmak için yemek yiyebiliriz. Eyvallah Samatyalı Kazım. Peki ne yiyecek? Ben gelmeden önce senin için özel bir siparişte bulundum. İnşallah çok beğeneceksin. Ama ondan önce haraç alacağımız bölgeleri paylaşalım bir. Buyur otur. Paylaşalım güzel kardeşim. Bir tuvalete gittik, geldik. Mekan dolmuş. İlk önce bir sipariş verdik, en önce bizimkiler girmiş. İnşallah. Buyurun, siparişleriniz. Beyefendi, beyefendi bizim siparişler nerede? Sizin sipariş yok, nerede çıktı sipariş? Ya! Kardeşim, iki tane köfte at dedik ya. Evet, ben onu duydum. Ben de iki tane köfteyi attım çöpe. Allah'ını seversen, şuradan yenecek herhangi bir şeyi getir ne olur. Çok açız, kıyılıyoruz ya. Anladım, o iş bende. O iş bende, bekleyin. Ne aşkım. Acaba? Aşkım bak, bu tabağın içindeki şey... benim sana olan hislerimi sembolize eden her şey tamam aşkım. Aa, çok heyecanlıyım. Açayım mı? Aç hadi, bak gel çık. Açıyorum. Tamam. Şırdan mı? Ha? Şırdan. Yok yok, hayır. İsteğiniz sembolize hal bu mu? Hayır, hayır. Hayvan! Aşkım, şekle takılma yani. Onun ucunda vardı bir şey ya. Leman, bir dur bir dakika, Leman. Ya abi, ne yaptın ya? İsmail, şırdaki şırdan boşa çıktı. Ne? Yiyek mi? Şuradaki şırdanı biz yiyelim. Hadi, gel. Efendim, her şeyimiz hazır. İşte barışmamızın nişanesi burada, Çetin. İnşallah çok beğeneceksin, senin için özel yaptırdım. Aç bakalım. Bakalım. Nasıl? Lan! Yüzük bu. Bu anlaşmayla sen neyi hedefledin? Karın mı yapmak istiyorsun beni? Hayır yani. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? İnanılmaz yakışırsınız ha. Allah! Bir yastıkçı kocasın derim, başka da bir şey. Lan! Eyvah! Yine çevirmeye takıldık ha. Mecbur üfleyeceğiz, yapacak bir şey yok. Kaç çıktı? Çekil lan şuradan.
Bittin lan sen kağıdım. Dur sakin ol Adanalı, dur sakin ol. Ben senin için şırdan sipariş etmiştim ya. Allah Allah, belli ay yaş tabakları karıştırmış. Bak ispatlarım sana bunu. Ulan ispatlayamazsan öbür tarafa gidersin Samatyalı, anladın mı? Tamam dur hele ya. Allah Allah, ispatlayacağız. Nerede lan benim şırdanım? Şırda. Şırdanı yedik yeter. Siz mi yediniz lan benim şırdanımı? Yok abi, şırdanı yiyenler şırdan gitti. Seni bir saniye yalan söylemek yok. Sen bana demedin mi kardeşim? Şırdan getir de yiyelim diye. Öyle demedik tabii ki kardeşim. Biz kendisine bize şuradan bir şey getir yiyek dedik. Bu benim şırdanımın tabağı. Ne işi var şırda? Ne alakası var efendim? Bu şıradan bir tabak. Ulan şırdan yoksa anlaşma da yok. Ben şıradan başlıyorum vurmaya. O zaman Allah şıralı ölüm versin. Bilsene ben üçüncü şıradayım ha. Karıştırmayalım. Yeter, ben şırıl şırıl işedim şu an. Ah! Şırası mı şimdi şişmanin? Buyurun! Kimse kıpırdamasın. Samatyalı, Adanalı, yakaladım sizi. Şimdi hesap vereceksiniz. Hesap? Hesabınız burada bu efendim. Çekil lan, çekil. Ulan hapisten çıkalım. Ben sana o zaman soracağım hesabı. Allah Allah ya. Şuraya bak İsmail. Şırdan yiyeceğiz diye bir tarafımıza kurşun yiyorduk ya. Burası ne biçim müessese ya? Kardeşim doğru düzgün bir karson yok, bir hizmeti yok. Alamadım gitti yani. Ayrıca benim bir kadeh içki vardı, niye gelmedi ya? Geliyor beyefendi birazdan. Yalnız çarpmasın. Çarpmaz, çarpmaz çünkü beni alıştırınız hızım. Çarpmaz diyor, yeter. Çarpar, öyle bir çarpar. Nasıl çarpar ya? Tabii ya, ala! Geberteceksin! Roman olsaydı hangi roman olurdu? Ben bu ikisinin yerine cevap vereceğim. Sefiller. Beni bacağımdan yılan ısırdı. Siz ne yapardınız? Emerim. Benim bacağımı yılan soktu. Ne yaparsınız? O yılanı alnından öperim. Ben bu adayların içinde 10 numarayım. 10+10=30. Ay tam aradığım gibi bir erkek. Yakışıklı ve saf. Kayma Hanım, ben de safım. Et döner varken bamya mı yiyeceğim ben? Benim için bir şiir yazar mısın? Dalak yerim, döş yerim. Bifte kokar düşlerim. Eğer karnım doymuşsa sevdiğimi dişlerim. Herhangi bir hava durumu değişikliği ve anormalliği yüzünden başına enteresan bir şey gelen, ne bileyim bir yerde mahsur kalan, değişik bir şey yaşayan var mı? Şurada hemen biri gözüme çarptı. Ben Trabzonluyum. Trabzon'un yaylalarına çok fazla sis olur. Bununla ilgili bir anımı anlatacağım. Yaylada sis olduğu için 6-7 araba peş peşe aşağıya doğru gidiyoruz. Hepimiz öndekinin sis farına bakıyoruz. Çünkü 1 metre falan gözükmüyor. Hani ben de Trabzonlu olduğum halde konvoya katıldım. Aşağıya doğru çıkacağız yayladan. Bir baktık konvoy durdu. Arkada kalınca biz indik. Meğer önündekinin evine gitmişiz. Adam bizi evine götürmüş. Köylü yani o inmeden önce bir yerde mi oturuyormuş tam? Ya köylüymüş o. Köylü yaylada gezerken biz de peşine takıldık. 2-3 yayla gezerek adamın evine gittik. En son baktı peşime geldi. Adam da soruyor, hayır niye geldiniz diye. Dedik abi biz yolu bilmiyoruz. Hani en önde arabanın peşine geldik. Dedik siz birkaç saat daha dağılmaz. Gelin bir çay içelim. Öyle bir anımız oldu bizim de. Sonra tanışmış olduk. Her seferine gideriz artık yanında biz onun. İsim ne? Murat Marabaoğlu. Helal olsun ya. Vallahi ne güzel. Hepinizi ağırladı orada. Evet, hepimizi ağırladı. Yaklaşık 5 arabaydık. Hepimizi ağırladı sağ olsun. İşte bunu bir tek ülkemizde görebiliyoruz değil mi? Doğru. Alkışlar dedi. Murat Bey'e. Helal olsun. Başka var mı? Burada bir beyefendi var. Yerede taraflarında. O zamanlar kış lastiği falan yok. Yola çıktım. Baktım benden başka kimse yok yolda. Hafif bir iz var önümde. Onu takip ediyorum. Sonra bir baktım sarı bir şey var. Biraz daha yaklaştım. Bir taksi. Biraz daha yaklaştım. O gitmiyor. Ben gidiyorum. Frene bastım. Hiçbir tepki yok. Dümdüz gidiyorum.
Camı açtım, çok yavaşız. Bağırıyorum amca kaç diye. O da bana baktı, camı açtı. Ne yapıyorsun dedi. Tık vurdum, kayboldu. Ben durdum, düşündüm. Allah Allah diyorum. Ne yaşadım ben şimdi? Yok, adam yok. Vurunca kayboldu. Zaten zor görünüyor ortalık. Arabadan indim. Şöyle bir baktım. Baş aşağı bir şey. Tam yolun başında o da durmuş. Acaba insem mi inmesem mi diye bekliyor. Nereye inecek orada? Yani kurtarır mı kurtarmaz mı? Baş aşağı inecek. Ha. Ondan sonra ben de arkadan tıklayınca indi baş aşağı. Ben evet. Durdum. Yani karar vermesine yardımcı oldum. Asıl bomba bundan sonra geliyor. Evet. Ben bekliyorum. Ne yapsam, ne etsem, aşağı mı ineyim, döneyim mi? Arkamdan büyük bir tır korna sesi. Eyvah. Selektör, selektör, selektör. Az evvelki hikayeye bir daha camı açtım. Blam diye bağırınca o da bana kızaklayarak bir vurdu. Baş aşağı benim serüven başladı. Döne döne iniyorum aşağı. Oraya çarp, buraya çarp. Aşağıda 6-7 tane araba. Hepsi birbirine aynı şekilde çarpmış. Sana kim vurdu diyor, bana bu vurdu diyor. Abi, sana kim tıkladı, bana bu vurdu diyor. Sana kim vurdu diyor, bana diyor işte taksi vurdu bu arkadaş. Ve en son bana soruyorlar, şimdi hepsi böyle çukur bir yerdeyiz. Sana kim vurdu, bana tır vurdu dedim. Bundan sonra gelecek olan tır olduğu anlaşılınca bir panik havası tabii ki. İyi akşamlar. Harika, orada kader ortağı oldunuz yani. Birbirinize sordunuz, sana kim tıkladı, sana kim tıkladı. Çok geçmiş olsun ya. Şimdi bu hava durumu, meteorolojiyle ilgili bir çok sevilen bir televizyon programımız var efendim. O programa konuk olacağız efendim. İzleyelim bakalım neler anlatılacak. Sana kim tıkladı? Bana dolmuş tıkladı. Sana? Bana da bir tane taksi tıkladı. Sana? Tır tıkladı. Bayağı tır tıklanmışsınız. O cehalet güneşinde yanmamak için sürdüğümüz güneş kremimiz. O bilgi otobanında depomuzu fulleyen pompacımız. O kafamızdaki soru işaretlerimizi yok eden bir terminatör. Hem sempatik hem yakışıklı. IQ 2019 yılın erkeği, eşofmanlı Şevket Hoca ile meteorolojiye doğruya hoş geldiniz. Kesmeyeceğim, bakalım nereye varacak? İşin sonu nereye varacak? Gerçekten bir tır yese de tıklasa. Tamam, geldik. Durun, yeter. Ah. Hocam, hoş geldiniz. Ne içiyorsunuz? Hoş bulduk. Melusa çayı içiyorum. Kırmızı başlı kız. Sakinleşmek için içiyorum. Şu yapay zekaların soruları hafızalamı daha da yıpratmasın diye içiyorum Melisa çayını. Hocam, Melisa çayı Melis adlı kızlardan mı yapılır? Lan evinizden çıkıp şu stüdyoya gelmeniz vallahi mucize. Billahi mucize ya. Aa, yalnız hocam, Melisa çayı ile alakalı soru cevapsız kaldı. Bu arada benim yeğenimin adı da Melisa, da ben de merak etmedim değil. O halde buradan Melisa'ya seslenelim. Sevgili Melisa, Melisacığım, Allah yardımcın olsun. Böyle bir gen havuzunda doğmak, yaşamak zor. Hocam, Melisa bizi de çağırsın havuzuna. Havalar ısınınca yüzeriz birlikte.
Lan Fikri, yüzmeyi biliyor musun? Bilmiyorum hocam. Aa, çok güzel, çok güzel. Seninle bir an önce havuza gitmemiz lazım. Havaları hiç beklemeyelim. Bizim sitede havuz var. Ben sana haber vereceğim. Sağ olun hocam. Tabii, tabii Fikri. Hocam, havalar demişken yeni ilgi alanınız meteoroloji olmuş. Evet, kızıl gezegen. Her gün muhatap olduğumuz, adına müdürlükler kurup balonlar havalandırdığımız meteoroloji... daha derinden öğrenmek, onu daha derinden yaşamak istedim. Ve bu vesileyle 3 kitap yazdım. Kitaplarım sıcak. Çok sıcak. Daha da sıcak olacak da. Bu konuyu irdelemeye gayret gösterdim. Kitabın arka kapağında aynı zamanda sponsorumuz tarafından verilen... kışın üşümememiz için yapılan... dediğim gibi kitabın arka kapağı aynı zamanda içliğe dönüşüyor. Şükrü Bey içlikleri. Pantolon indiğinde gelen sürpriz. Kışın rahat edin. Şükrü Bey içlikleri. Evet, hocamız kitabında da anlatmış. Evet, buradan anlatıyoruz. Buradan anlatıyoruz, sesleniyoruz. Neredeyse feryat ediyoruz. Amma, amma, amma. Ayten kızımız yine rahat durmuyor. Ayten kızımız bizi duymuyor. Çünkü Ayten kızımız o esnada küresel ısınmaya katkı vermekle meşgul. Evinde bütün lampaları açık bırakan, 300 metre ötedeki markete bile arabasıyla gidip gelen Ayten, evde donuyla gezmek için kışın kombiyi, yazın klimayı kokluyor. Arkadaşı o güzel insan Behuce. Behuce diyor ki, Ayten, karbon ayak izin büyüyor. Küresel ısınma var. Buzullar eriyor. Dikkatli olmamız lazım. Ayten'in umru değil. Ayten oralı değil. Aman be diyor Behuce. Aman. Bırak bu işleri. Sana ne? Ayrıca bana ne? Bak diyor, ne güzel. Aralıkta da kar yağmadı. Gezdik, fing attık sağda solda diyor. Salıyor karbonu. Salıyor egzozu. Ve 2019 yılı kayıtlardaki en sıcak yıl oluyor. Yaşam alanları... yaşam alanları daralan kutup ayıları ağlıyor. İklim değişikliğinden dolayı erken doğum yapan geyikler feveran halinde. Ayten'in umru değil. Ayten küresel ısınmayı takmıyor kafasına. Cipiyle dolaşıyor ortalarda. Çok yağış olan bir günde ortalığı sel götürüyor. Ayten o selle birlikte arabasıyla beraber sürükleniyor, gözden kayboluyor. Sele kapılmış kütük gibi gidiyor Ayten. İklim değişikliğine, suların, buzulların erimesine ve Avustralya'nın 6 aydır yanmasına rağmen Donald Trump, o Donald Trump küresel ısınma yoktur diye Paris İklim Anlaşması'ndan çekiliyor. O güzel insanlar, çevreciler ağlıyor. Donald Trump kim? Dünyanın atmosferi en çok karbon salan ülkesinin başkanı. Hocamız yine bizi nakavt etti. Ah hocam, ah. Peki isterseniz bu etkileri bir de haritam üzerinden gösterebiliriz. Üstelik sizden biraz da hava tahmini de alırız. Bravo, çok güzel düşündün. Görsel olarak yaptığımıza daha iyi anlaşılır. Bravo. Kırmızı pul biber. Evet. Şimdi çocuklar, bölge haritasında bunu anlamaya gayret... İbo, bu bölge haritasını sen mi oluşturdun?
Mevlüt hocam, nereden anladınız? Bölge deyince et bölgeleri bir tek senin aklına gelir oğlum. Midenle düşündüğün için. Ben şimdi ne anlatacağım İbo? Kontrfile yağışlı. Antrikot kar yağışlı. İncik sisli olacak. Sokum. Sokum sokum, yağmur yağıyor, ben bu işte yokum. Ay hocam, yani beğenmediyseniz ya da isterseniz koyun haritası da getirebiliriz. Dua edin, emeklilikte yaşa takıldım. Evet, ay. Haydi başlayalım, buyurun. Hanımefendiyle başlayalım, buyurun. Sonunda konuşmayı da unuttum. Kızım, bu şekilde iletişim kuramayız. Ne oluyor buna ya? Öküz gibi böğürüyorsun. Oğlum bir şey oluyor. İbo, ne oluyor? Hocam, ben sakız vermiştim, çiğnemeden yutmuş. Lan kız, ölecek bir şey yapsan orada oturuyorsun İbo. Kızım. Lan onu bari çiğneme. Çıkart. İbo çıkart. Canlı yayında benim başımı... Lan iyiymiş onu da. Lan başımı belaya sokacaksın canlı. Yala, yerleri de yala bari. Ya. Benim günahım neydi ya? Hocam! Efendim kızım, iyi misin? Hocam! Seni kurtardığıma pişman etme. Sorunu sor kızım. Ha, tamam hocam. Hocam! Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasıyla sörf yapılır mı? Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasıyla tabii ki sörf yapılır. Şimdi kızım, Şile açıklarından böyle küçük bir tahta parçasına bin, Romanya'ya doğru yüz. O dalga gelip seni bulacaktır. Tamam hocam, aklıma kazıdı. Hocam, hocam! Ben de bir soru sorabilir miyim? Balıkların hafızası bile bu kadar kısa değil. Ha? Sor kızım, hadi sor, sor. Ha? Hocam, gökkuşağı bana bağlanır mı? Hocamızdan moda tiyoları az sonra. Saçın kırmızı renk numarasının hatırına susuyorum. Gökkuşağı bele bağlanır kızım. Şimdi gökkuşağı çabuk kaybolan bir şey olduğu için gökkuşağını görür görmez bir pataküte pataküte helikoptere bin. Gökkuşağının tepesine gel, kendin oradan paraşütsüz bir şekilde at. Gökkuşağı beline bağlanacak. Tamam hocam. Çok teşekkür ederim. Size de getiririm hocam. Getiremezsin. Siteye resimlerinizi bıraktım, içeri almazlar. Aa, beni de mi yoksa? Olur mu öyle şey ya? Sen bir gün gel de kurtlarımızı dökelim. Yalnız bende kurt yok. Kedi olur mu? Olur. Olur, o da olur. Devam edelim. Bir an önce bitirelim de plan yapalım. Tamam. İbrahim Bey, buyurun. Hocam merhaba. Yağışlı havalarda battaniyenin altına kıvrılıp karışık kebap yiyorum. Yağış yoksa bu? Battaniye olmadan yiyorum. Ver eleyi, damar tıkanıklığı. Sağ olun hocam. Hadi oğlum, sor sorun Allah aşkına ya. Hocam, benim sorum don olayıyla alakalı. Aferin lan İbo.
Vallahi aferin İbo ya. Oğlum beni şaşırtmaya devam ediyorsun. Vallahi bura... Evet, sürücülerin özellikle dikkat etmesi gereken bir konu. Ne öğrenmek istiyorsun don olayıyla alakalı? Don olayı pantolon inince mi gerçekleşir? Çocuklar, hadi uykuya. Yetişkinler, bence siz de uykuya. İbo, bu don olayını daha iyi kavrayabilmen için sana bir ödev vereceğim. Bir kıraathaneye git. Kıraathanenin ortasında pantolonu aşağı indir. Don olayını oradaki arkadaşlar kafanda netleştirecekler. Sonuçları haftaya paylaşırım hocam. Paylaşmana gerek yok. Ben görürüm haberlerde. Bir diğer sorum hocam. Gol yağmuru varken ne yapmalıyız? Oo. Mustafa, merak mı ettin? Çok güzel. Gol yağmur oldu. Golü atan topçuya doğru bütün hışmınla koş İbo. Karşına güvenlikler falan çıkacak. Yıka yıka hepsini koş. Tamam hocam. Tabii İbo, çok güzel. Hocamız bir çamaşır makinesi gibi ışık saçmaya devam ediyor. Bunlardan dakıla dakıla kendini bitirdin. Şeri domates. Haydi. Daha fazla etkilenmeden devam edelim. Fikri Bey, sizdeyiz. Hayırlı akşamlar hocam. Ben Fikri. Oğlum, Fikri Bey dedi ya zaten. Biliyoruz. Evet hocam, adım Fikri. Severek izliyoruz hocam. Keşke sadece severek izlesen. Sizi görünce içimde fırtınalar kopuyor hocam. Sürükleniyorum umarsızca. Kamyonun altına sürüklen inşallah. Ne istiyorsun sen benden ya? Şu işin adını artık koyalım istiyorum hocam. Ailem merak ediyor. Ninem hayırlı haberlerimi bekliyor hocam. Buradan nenene müjdeli haberi verebilirsin Fikri. Ben de çok isterim bu işin adını koymayı. Sen al aileni, ben de avukatımı alayım. Mahkemede bu işin adını artık koyalım. Tamam hocam. Ailem çok sevinecek. Buradan ailene sesleniyorum. Üremek zorunda değilsiniz. Allah Allah ya. Hadi oğlum, sorun varsa sor artık ya. Hocam, geçen gün hortum çıktı. Aa, geçmiş olsun. Herkes iyi mi? İyiler ama çok korktuk hocam. Allah Allah, hiç haberimiz de olmadı. Nerede çıktı hortum? Dolapta hocam. Dedemin hortumuymuş. Ninemin dolabında bulduk. Eski püskü bir şeydi ama korktuk hocam yine de. Oğlum bak, burada Çağ Çoluk var. Benim ağzımı bozdurtmadan sus lütfen ya. Hocam, benim sorum o hortumla alakalı. O hortumla bahçe su. Vallahi onu en iyi nenen bilir. Daha önce kullanmış mı nenen? Bize hiç bahsetmemişti hocam. Bence o hortum yerinde kalsın. Dolabı kapattın, sesinizi çıkartmayın. Hocam, yakın zamanda bir tatile çıkalım istiyorum. Ben de seni mahkemeye vermek istiyorum Fikri. Evet, hocamızın keyfi yerinde. Mustafa Bey, siz de devam edin. Evet, Mustafa Bey, siz de devam edelim. Tipe bak ya. Bu neyin özgüveni ya? Bu neyin özgüveni oğlum? Evet Mustafa, yavaşça elini indir ve sorunu sor, haydi. Hava sıcaklığı düşünce dizleri kanar mı? Oğlum ya, of. Kanamaz ya.
alçak hava basıncı ne çeşit bir alçaklık yapmıştır. Şu inanca bak sen. Şu inanca bak. Bir şey yapmamıştır aç. Ne yapacak ya? Yapmamıştır bir şey. Kapalı hava saat 9'da mı açılır? Hayır, hayır, hayır. 3 hayırına seni gönderiyorum buradan. Çok üzüldün değil mi? Ama çocuklar biz bunu anlatmadık mı? Biz bunu anlattık ya. Biz bunları... Kemal Profesör'le anlattık biz bunları ama ya. Biz bunları... Tek de ne de o de ya. O de misket oyun parçalarıyla şeyini anlattık. Biz bunları santimetreyle küp anlattık. Biz bunları şeyle çeşme, musluk, alaçatı bunlarla anlattık ya. Yapmayın biz bunu... Hemşire hanımla anlattık. Biz bunları piknik tipiyle anlattık. Biz bunları karpuz kapıyla gemiler yapıp anlattık. Lütfen patlayacak. Ama o durur, o eğitimli. Hop, bak tip top. Sakın girmeyin siz o işe. Oldu bitti, alkışlandı bitti. Ama bak, anlattık biz bunları ya. Hava durumu gelip geçici ama bu küresel ısınma hepimizi etkileyecek çocuklar. Sıcaklıklar artıyor. Klimayı açarız hocam. Bende de vantilatör var hocam. Vallahi kendinizden iyice soğuttunuz beni ya. Hoca soğuyor arkadaşlar. Isıdın, ısıdın. Hayır, hohlama. Hohlamayın o serim sakla ağzınız lan. Hohlayın lan. Kırmızı ışık. Hadi benim eve gidelim, maskelerimizi takalım bunlar hohlarken. Hadi gel, gel. Gel, götürün lan beni. Götürün beni. Eşiyle veya beraber olduğu kişiyle ilginç bir şekilde tanışan var mı? Değişik bir tanışma hikayesi olan veya hiç daha önce tanımadığı biriyle randevulaşan, görüşen oldu mu? Ha şurada bir beyefendi var. Ben bekardım. Bir gün Kırgızistan'a geziye gittim. İsim ne sizin? Adım Muhammed Abacı. Tamam. Kırgızistan'a geziye gittim. Normal bir arkadaşımla işte 4-5 günlüğüne bir geziye gittim diyeyim. Normal ama derken? Sıradan bir tatil yani, normal tatil. Ha. İşte ben bir de biraz hani işte o Kırgızistan bölgesini falan yani nasıl derler, kızlarını biraz beğeniyorum. Ha. Bu arada eşim Kırgızistanlı, önce onu da söyleyeyim. Tamam, ona göre bulaştı. Asıllı yani öyle. Ondan sonra işte konuşuyoruz, ediyoruz. Bir günde bir ortama girdik ve eşimi gördüm. İlk gittiğim gün hatta yani ortağına girdim. Eşimi gördüm. Ondan sonra akşamı evlenme teklif ettim. Aa. Bak akşam hemen. 24 saat bile geçmedi. Ondan sonra ya kısmet işte. Ondan sonra ikinci günü ailesiyle tanıştım. Ailesinden istedim. Hanımefendi de hiç hayır demiyor yani. O da beni aşığın peşinden gidiyor. Arada aracılar falan var. Ha, var yani, tanıdıklar var. Ha. Neyse ondan sonra üçüncü günde işte sözleştik. Dedi ki siz de annen abinle abisi var. Abinle Türkiye'ye gel. Ben sizi ağırlayayım. Ve şey yapalım. Ben de sizi Türkiye'ye görün. Eğer siz de beğenirseniz ailemle tanışın. Evet. Ondan sonra uçağa bindim. İstanbul'a diyorum. Şimdi aklıma bu geldi. Daha anneme babama hiçbir şey söylememişim. Eyvah. Ya dedim Kırgızistan'da bir kız var. Beğendim. İşte dediler o zaman bir nasıl falan hani Kırgızistan yabancı nasıl bir kız olacak? Yok falan dediler. Babam diyor ki daha ne tanıyorsun diyor. Bayağı biraz da tabii kızdı. Şimdi ikinci aşama düşünüyorum ki, ulan diyorum evlenme teklif ettiğimi nasıl söyleyeceğim diyorum bir de. Sonuçta ben evlenme teklif etmişim, ailesi de vermiş ve bunu anneme anlatmak zorundayım. Böyle işte bayağı bir sıkıntılı bir dönem yaşadık. Peki nasıl ikna ettiniz? En heyecanlı yerinde durdunuz ya. Aileyi nasıl ikna ettiniz? Hangi aileyi? Zaten onlar vermedi mi kızı? He onlar verdi. Tamam kendi ailenizi nasıl ikna? Ha ben kendi ailemi mi? Hanımefendinin adı ne? Aida. Siz bilmiyor musunuz mikrofonu uzattınız? Aida mı Alida mı? Ayda mı yani? Aida. Tamam. Aileyi nasıl ikna ettiniz? Kimi? Aileyi. Ya biraz heyecanlandım biliyor musunuz? Tabii ya. Kolay bir şey değil canım böyle çıkıp anlatmak. İşte çeşitli kişileri araya soktuk. İşte çeşitli entrikalar. Ya işte İda, ya baba şöyle böyle falan filan.
Ondan sonra bu tür şeyler. Sizin sevdiğinize, ciddi olduğunuza ikna oldular belki de. Babam mı? Babam çok yok. Olmadı mı diyorsunuz ikna? Yok, babam benim çok bir şeyim ikna olmaz. Peki ne zamandır evlisiniz? Şey... Ya o zamana da takılmayalım, o kadar önemli değil canım. Ben ne bileyim... Ya yok yok, şey oldu bir an, mikrofonda sorun oldu. Ya. 7 yıl. 7 yıl mı? Evet, iki tane de çocuğumuz var. Allah bağışlasın. Evet, evet. Artık inanmışlardır. İnandılar. Tamam, yani iyi ki çocuğa izin verdik dediler mi en sonunda? Seviyorlar mı gelinler? Tabii tabii, çok iyi şimdi. Şimdi çok iyi. Gelinler... Benden daha çok seviyor. Öyle mi? Bazen gidiyoruz diyor, sen gelmesen de olur diyor bana. Çocuklarla gelin gelsin yeter diyor. Allah bağışlasın efendim. Amin. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yok, hepinize iyi akşamlar. Ayda Hanım'a bir şey söylemek istiyor musunuz? Yok, ne diyeyim? Ne bileyim, çocuklarınızın annesi, sizin eşiniz, aşkınız. Allah razı olsun da ben çok seviyorum onu. Güzel. Peki, teşekkür ederiz. Dedim yani birbirini hiç görmeden tanışan, karşılaşan, oturup bir çay içen, ne bileyim bir arkadaş vasıtasıyla tanışan var mı diye. Şimdi biz öyle bir programa gidiyoruz. Hatırlayan olursa da bu konuyu daha sonra da konuşabiliriz. Bu tip programları biliyorsunuz işte böyle bir kişi geliyor, ona talip olan adaylar geliyor. Özelliklerine göre o kişi onlardan birini seçiyor falan gibi bir format. İşte o programa konuk olacağız. Bakalım kim kendine eş seçecek, eş adayları kimler olacak? Buyursunlar efendim. Efendim, hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir format. Saklam aşka hepiniz hoş geldiniz efendim. Harika bir program. Efendim, her hafta çılgın seyircilerim oluyor. Geçen hafta yine çok çılgın bir seyircim vardı, Muhammed Bey. Aşkı ta Kırgızistanlara ulaştı. Muhammed Bey. Hep bizim sayemizde. Anlatıyor, söylüyor. Geçenlerde bir programa katılmış. Efendim diyor, ben diyor entrikalar babama söylemedim, anneme söylemedim. Zaten hanımefendi hiç anlamamış. Arada hop hemen kimliği. Ben orada diyorum ki bizi niye söylemiyor? Bizim sayemizde oldu. 7 yılı doldurmuşlar maşallah. Allah nice nice daha güzel günler gösterdi. Şimdi bugün yine şahane adaylarım var. Şahane kısmetlerim var ve muhteşem bir program olacak. Hiç lafı uzatmıyorum. İsterseniz hemen çağıralım mı efendim? Kim geliyor efendim? Gelsin alkış ve Kazım gelsin önce. Alkışlar. Çünkü bu dansın nereye gideceği pek belli olmadı. Biraz tedirgin olduk. Yeni bir formatız, yeni başladık programa. Hoş geldin Kazım. Fikri, senin ne işin var burada? Yeter Hanım, geçen hafta beni kimse seçmemişti. Evet. Ondan önceki hafta da benim seçtiğim yüzüme tükürmüştü. Bu hafta seçilmeyenlere talibim. Kazım'dan düşenlere talibim. Bir şansımı denemek istiyorum. Anlıyorum onu. Biraz beni korkutuyorsun, geç yerine. Taburesini de almış gelmiş bak Allah aşkına şuna. Neyse, peki tamam. Evet Kazımcığım. Oturdun değil mi Fikri? Yerleştin mi? Rahatla mısın? Harikim. Hadi inşallah, hadi inşallah. Kazımcığım. Kazımcığım. Hareketler değişik. Nasılsın? Yakışıklı. Tek özelliğim bu herhalde. Teşekkür başka ederim. Başka bir şey söyleyemedim. Teşekkür peki, ederim. Nasıl bir talip istiyorsun? Anlat, herkes öğrensin. Vallahi yeter Hanım. Benim kadar tanıyabilecek. Benimle baş başa vakit geçirirken en az benim kadar keyif alacak. Beni bana anlatacak. Beni bana övecek yüzü benli bir arkadaşlarım. Sen bayağı bencilsin ama. benler. Peki Kazım, hadi geç bakalım yerine o zaman. Geçtim. Heyecanını diri tut. Çünkü adaylarım geliyor. Haydi efendim alkışlar. Gelsin müzik ve adaylarım. Adaylarım derken
zaten üç tane adayım olacaktı. Reji, nerede benim üçüncü? Nerede ya üçüncü aday? Niye aramıyor kız hep beni? Az konuşuyor muyuz ya? Ya sus! Bak. Kusura bakma. Ha, söyle. Tandır sipariş ettim, geç pişince geç kaldım. Kusura bakma. Gerçi bakayım bir, tandırın geç piştiğine dair bir bilgi yoktur sizin gibi insanlarda muhtemelen. Varoşlar, ne yapayım? bir dakika. Baroş derken, Yeter Hanım, bu disko topu ne diyor? Disko topu mu? Benim kıyafetime laf mı ediliyor şu anda? Ben ona sinirlenirim ha. Ben kıyafetimi satsam senin bütün mahalleni alırım, çapsız. Nefesim kesildi o. Ay. Oturayım mı? Hadi otur bari. Hadi bakalım, buyur. Seni tanıyalım önce istedik. Şimdi ben... Naime. Özel hayatımda tam bir aşk insanıyım. Tamam. Sektörde de tam bir patron insanıyım. İşte ama aşk hayatımda bazı tatsızlıklar olunca ben de en son buraya düştüm. Ne yapayım? Tamam, peki. Evet. Tamam, peki. Evet. Heyecanlısın. O kadar ki. Peki var mı böyle içinde bir duygu, görme duygusu, hani nasıl bir şeydir falandır? Görebiliyor muyum? Yok, göremezsin. Sen niye soruyorsun? Yok, göremezsin. Hayır, ben sana soruyorum sadece. O zaman şunu alsana, hani biraz aç kafa şu an. Tamam. Ne yapıyorsun sen, dayı mı? Sen şunu... Tamam, hadi bunu al. Bir aç kafa kız. Ya öyle şey olur mu? Format gereği sonra açılacak paravan. Bakamazsın ya, şimdi. Aa, vallahi çılgın bir format gereği. Vay, mermer gibi. Mutfağın üstündeki granit gibi değil mi? Ay çok güzel. Sen şimdi aslında olmayanı yaptın ama neyse, tamam hadi, senin ağzını görüyorum. Tamam. Tamam mı? Şimdi istiyorum ki yarışmacılarımızı tanıyalım. Haydi bakalım bayanlar, anlatın kendinizi, buyurun. İsmim Çiçek. Özel bir şirkette müşteri ilişkileri departmanında çalışıyorum. Hı hı. Dans ediyorum ve düzenli yoga yapıyorum. Düzenli yoga yapacağına düzenli et yesin. Acık yağ tutarsın ya. Huzuru istiyorsan bu da yetmez. Bu da lazım anam. Al cebine koy. Aman veriyorum da almıyorlar. Ben Leman. Evet Leman, seni tanıyalım, buyur. Böyle yılbaşı ağacı gibi süslenmekten ve abartılı makyajdan hiç hoşlanmam. Doğallıktan ve sadelikten yanayım. Makyaj malzemesi alamayan da doğallıktan yanayım. Kazım Bey. Efendim, efendim, buyurun. Ben bu adayların içinde 10 numarayım bak. Aa bak, güzel bu ha. Ben de 10 numarayım. 10+10=30. Ay tam aradığım gibi bir erkek. Yakışıklı ve saf. Çok severim. Saf salak bir şey benziyor. Naime Hanım, ben de safım. Elime kadın eli değmedi. O derece yani. Keşfedilmemiş bir ormanım adeta. Ya sus be, çalılık. Allah Allah. Et döner varken bamya mı yiyeceğim ben? Hadi otur. Sen yoksun. Kazım, adayları kısaca tanıdın değil mi? Evet. Duydun. Dikkatini çeken bir aday var mı, onu merak ediyoruz. Evet, Yeter Hanım. Ben böyle abartılı abartılı hareketleri sevmem. Evet. Böyle abartılı konuşmaları da sevmem. Hı-hı. Dolayısıyla Leman Hanım'ın bu doğallığı benim ilgimi çekti. Leman Hanım, şu doğallık meselesini biraz açabilir misiniz? Tabii açayım. Mesela benim saçıma kimyasal sürmedim. Şampuan ve duş jeli kullanmam. Yokluktan kokuyorum demiyor da. Doğalım diyor. Kokuyor bu. Kokuyorsunuz bayan. Ya bu hep böyle müdahale edecek mi Yeter Hanım? Ben muhatap olmak istemiyorum. Allah Allah. Kredi kartını, ekstrasını asgariden ödeyen insanlarla ben zaten muhatap olmam. Peki, şimdi sizin aranızdaki bu rekabet kızışıyor. Tamam mı Naime? Sen ona, sen ona, sen ona. Ama ben merak ediyorum. Artık Kazım hazırsa artık ilk sorunu alalım. Evet. Hadi Kazım. O zaman bana ve benliğime ulaşan, bana benzer çiçeklerle kaplı, bana giden yolların kapılarını açacak soruları soruyorum. Hadi artık, ama gına geldi bize Kazım senden. Hadi artık sor. Çiçek, birlikte bir orman gezisindeyiz ve beni bacağımdan yılan ısırdı. Ne yaparsın?
Öncelikle senin için çok üzülürüm. Sonra doktor çağırırım ve o gelene kadar iyi ve güzel enerjimle sana tüm acılarını unuttururum. Adam öldü zaten, acısı mı kaldı? Gel! Neman Hanım, siz ne yaparsınız? Ben doğal yollarla seni kurtarırım. Organik bir kür yaparım ve seni iyileştiririm. Hmm. Peki Naime Hanım, farzı misal mesela örneğin... Evet? Ormandayken beni bacağımdan yılan ısırdı. Siz ne yapardınız? Emerim. Şu haşlanmış etin içindeki ilik olur ya. Onu böyle... diye. Hani görmüyorsun da arkadaş görüyor. Diye emer. Zehri dışarı hani o şekilde atarım. İlginç, enteresan. Evet. Vallahi verdiğin cevapla sanıyorum... Kazım'ın gönlünde bir yer edindin. Ne diyorsun lan yine? Vallahi ne bileyim? Aa, tebrik ediyorum seni, tebrik ediyorum. Hadi bakalım inşallah. Evet. Benim de yer edindi gönlümde. Naime Hanım, dikkat mi çektiniz? Ormanda yürüyoruz. Ha? Benim bacağımı yılan soktu. Ne yaparsınız? O yılanı alnından öperim. Alnından öperim, cebine de 3-5 kuruş fazladan sıkıştırırım. Derim şu çiçeğe tut diye çiçeğe salarım. Tut diye. Ya o ne demekmiş acaba? Sizden hala yılan mı var burada? Lütfen hanımlar, bakın mahalle kavgasına döndürüyorsunuz olayı. Tamam, lütfen anladım. Biraz sakin olalım. Evet tabii, yani ben olunca konu sizce de kavga etmeleri normal değil mi? Ay bu da narsizmin sınırlarını zorluyor da zorluyor. Ah yeter hanım. Kazımcığım sorulara geç. Ah yeter hanım ah. Heh. Diyorum ki evet. Keşke diyorum bir tane daha benden olsa da ben benim için onunla bir kavga etseydim be. Kazımcığım soru var mı soru? Ha tabii. Hadi. Şimdi benim için beslenme konusu çok önemli. Dolayısıyla benim hayat felsefem insan sevdiğinin yediğini yemelidir. O zaman sizin nasıl bir beslenme tarzınız var? Ben veganım, et yemiyorum. Öf ya! Açlık sınırının yeni adı da veganlık olmuş. Bu ne be? Ay, o ne demekmiş ya? Benim durumum var çok şükür ama sizin gibi görgüsüzlük yapmıyorum. Bu bir felsefe bir kere. Ya siz Kazım'e buna hiç bakmayın ya, bunu dinlemeyin. Yok ya, nasıl korktu bak. Bana bak kız, sen buraya metrobüste geldin mi gelmedin mi? Gel diye iade aldın mı almadın mı? Kazım için kavga etmenize gerek yok. Ben de buradayım. Ve bu bizi hiç ilgilendirmiyor değişik adam. Otur o taburene. Yine de burada bekleyeceğim. Belki birinizin kafasına bir ışık düşer. Kafanızda, beyninizdeki o erkek estetiği kısmı silinir. Ne bileyim. Olur mu olur. Umut mu umut. Olmaz. Şu üç tane kadının bir fikri varsa o da seninle olmamak. Değil asla mi kızlar? Tamam. Kapışmayın gene, kapışmayın. Evet, hadi Kazım artık kendini övme. Artık diğer sorularına geç. Hadi devam edelim artık. Şişiyoruz ama. Hadi. Allah yeter hadi. Hanım. Zaten buyurun. Benim varoluşum başlı başına bir övgü değil mi? Nasıl kendini övüyor adam ya? Evet, tamam. Evet. Hadi, evet. Leman Hanım'a sıradaki sorum evet, gelecek. Evet, hadi efendim. Buyursunlar. Leman, bana... kuramayacağım bir cümle söyle. Bir porsiyon daha alabilir miyim? Çünkü bunun fakirlikten midesi küçülmüştür ondan. Ya her şey para mı sizin için? Ya fakir avuntusu cümlede geldi. Başta seni eleneceğim bak, bu ikimiz kalacağız. Şişt, bak anladım, hırslısın lan. Çok. Ama olmaz. Lütfen biraz bak, müsaade et. Diğer yarışmacılar da konuşacak. Anam hep sen konuşuyorsun. Sen Allah, bir sakin ol. Tamam. İki numara sen... Hayır. Ne oluyor? Hayır, gerek yok. İki numaranın konuşması hiç gerek yok. Aa. Evet. Bu üç numara benim dikkatimi çok çekti Yeter Hanım. Aa. Evet, benim için savaşması, bir mücadeleye girmiş olması açıkçası beni çok etkiledi. Onun için sıradaki soruyu ona sormak istiyorum. Peki, öyle olsun. Ya ne? Benim için... duyguları dile getirmek çok önemlidir. Duygular çok önemlidir. Benim için bir şiir yazar mısın? Dalak yerim, döş yerim. Bizde kokar düşlerim. Eğer karnım doymuşsa sevdiğimi dişlerim. Valla şimdi geldi aklıma. Daha şimdi yaptım. Vallahi bravo. Gene kuyruk yağı kokan bir şiir. Harika. Kazımcığım, yani şiiri duydun.
Beğendin mi bu şiiri? Ay, şiiri beğenmedim. Heh, evet. Ama bana şiir yazılmasını beğendim. Ha, yeter evet, ama. Evet. Bana şiir yazılmasını beğendim. Çünkü niye? Çünkü ben buna değerim. Şimdiki sorum hepinize geliyor kızlar. Hazır hadi mısınız? Bakalım, hadi bakalım. Evet. Hayatınız roman olsaydı hangi roman olurdu? Ben bu ikisinin yerine cevap vereceğim. Sefiller. Sen hangi roman olurdun acaba? Ben şimdi bir düşünüyorum. Budala. Yo, bence ağır roman olur bundan. Bek, 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 bek. Metrobüsten başka taşıt bilmeyen insanlar beni eleştiremezler. Ben taksi kullanıyorum bir kere. Belli. Taksimetreye baka baka gözlerin kaya kaya şaşı olmuş. Ay Naime ya, sen kaç program gücündesin? Ne? Hayır, şimdi diğer programlar kıskanacak. Yemekte miyizdeyiz? Kaynanalar, gelinler kapışıyorlar da mıyız? Nelerdeyiz biz? Biraz artık kendine bir hakim ol. Başka bir programdayız. Başka yapalım. Daha böyle sakin, daha şey ol. Tamam. Tamam. Biraz daha böyle oturak, tamam. Daha sakin. Çünkü başka şeye döndü program. Kazımcığım, sen de artık şu sorularını bitir. Evet. Hadi artık, çıldıracağız. O zaman son sorumu sorayım. Hadi ne olur, kurban olayım. Son sorumu sorayım. Hadi lütfen inşallah. O zaman geliyor son sorum. Sor. Kızlar, aşk sizin için nedir? Süper. Aşk, karşılık beklemeden karşındakine hayatını vermektir. Aşk, karşılık beklemeden karşındakine kalbini vermektir. Aşk, karşılık beklemeden karşıdakine 1 milyon lira vermektir. Seçtim 3 numara. Vallahi seçtim. Vallahi hiç şaşırmadım. Hiç şaşırmadım. O zaman yapacak bir şey yok. Alkışlarla 1 ve 2 numarayı uğurluyoruz. Ver müziği, uğurlayalım artık. Bir dakika bekle. Selam 2 numara. Sana da selam 1 numara. Yanlış numara, yanlış numara. Kızlarla bile konuştuk mu? Valla sen bir alemsin, hayret bir şeysin ya. Ne diyorsun sen bu işe? Ne bileyim valla, başından da belliydi aslında. Sen ne yaptın öyle? Böyle sinsi sinsi, gizli gizli. Ha? Ben biliyorum. Ha. Erkeğin kalbini biliyorum. Giden yolu biliyorsun. Biliyorum. Sen var ya sen. Evet. Peki, hadi şöyle paravanın önüne doğru, tamam, bir yanaş artık. Tamam. Heyecanlı mısın? Aşırı. aşırı heyecanlısın. Şimdi şşt, Naimeciğim, öyle bakmıyoruz. Bekliyorsun. Tamam. Paravanı açacağız müzikle beraber ve kavuşuyorsun. Tamam mı? Tamam. Hadi gelsin müzik. Paravan yavaş yavaş açılsın. Ya! Kapa, 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 kapa! Kapa! Ya! Kapa, 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 kapa! Aç! Yıkarım vallahi buraları. Ne yapıyor sırt etim? Mangalıma hoş geldin. Ya bu tamamsa ben alıyorum bunu. Alemsin. Sarayım mı, elde mi ya? Yeter hanım, ben çok karar veremedim ya. Öyle mi? Evet. Öyle mi? Evet. Vakit 2 milyon lira. Aşkım, niye vakit kaybediyoruz biz burada? Bence de ya. Allah Allah. Şu aşka bak. Ya Allah, bir ömür seninle geçirebilirim, biliyor musun? Ben de. Biliyor musun, senden önce bir çıktım vardı Aziz. Sürekli zile basıyor. Heyecanlı bir programdı. Dilerim bundan sonraki bölümlerde yine böyle aşka yelken açalım diyorum. Ve haftaya görüşmek üzere diyorum ve programı artık ufak ufak bitiriyorum efendim. Hepinize teşekkürler. Ne oluyor Fikri? Yeter Hanım, harika sundunuz programı. Bir ömür boyu gönül gözümle sizi izlemeye evet diyorum. Siz ne diyorsunuz? Güvenlik diyorum lan, güvenlik. Güvenlik! Ölümün eşiğindeki babaannem bu mu? Bu aşağıdaki laboratuvardan kaçan maymun de. Nasıl gömdü beni hemen ya? 2 seneye de biz seni gömeriz ha. Biz onunla son bale gösterimde tanıştığımızdan beri... Baleye mi gittin sen? Arabayı koymak için bale arıyorduk. Meğer orası baleymiş. 54 yıldır sadece bir gece başının ağrımadı. Bebeğim, 2. Dünya Savaşı'nda karma patlamamış mayın. Alo Engin, bu hastaneyi komple alın. İsmini de değiştirin, çıkıntı Feride yap. Ben burada acıdan kıvranayım, sen orada iyi ol Mesut. Adama diliyle nefes aldırmıyor. Baksana adam oksijene ulaşmak için burnunu geliştirmiş. Biz yine bizim mahkememize gideceğiz. Bizim hakimimizle mübaşirimiz gelecek. Bakalım bugün hangi davalar varmış, izleyip görelim efendim. Buyursunlar. Gel, gel kurban, gel.
Kudret, ne yaptın hafta sonu? Vallahi hakimim, böyle kafa dağıtmak için Seyhan Gölü'ne balık tutmaya gittim. Güzel. Oltayı salladım, bir balık geldi. Böyle tombulca bir şey. Neymiş, sazan mı? Yok, pirana. Şimdi girişimcinin biri, Urfa'da balıklı göl var, bizde niye yok demiş. Fakat Adana, Urfa'dan acılı olur mantığıyla balık olarak piranayı seçmiş. Adanam, güzel Adanam gene uçlarda yaşıyor. Sen ne yaptın? Vallahi ne yapayım? Balığı göle geri atana kadar balık benim başımın etini yedi. Yani şaka değil, gerçekten yedi. Aha! Ya bu nedir ama ya? Yani masum bir aktivite olan balık tutmak bile Adana'da korku filmine dönüşüyor. Bakalım bizim davalarımızda başımıza ne gelecek? Evet, ilk dava ne? Söyle bakayım. Bakıyorum hakimim. Bir boşanma davası. Evet. Bu mu? Yani düz, bildiğin boşanma davası. Yani taraflar birbirlerine böyle ne bileyim bir roket moket bir şey atmamışlar. Vallahi yok. Düz boşanma yazıyor. Başardık Kudret. Sonunda normal bir davamız oldu. Gelsinler, vallahi zevkle boşayacağım ha. Mehtap Tırnakçı, Ozan Eli Uzun. Evet, soy isimler beni biraz kıllandırdı ama... Yok yok, yılmak yok. Evet, gelsinler, gelsinler. Hayır, sormaya da korkuyorum. Nedir mesele Ahmet? Güven problemi. Güven problemi? Ha. Yavrucuğum, bunlar aşılır. Önemli olan sevgi, sevgi. Siz nasıl tanıştınız mesela? Nerede tanıştın? Biz iş yerinde tanıştık hakimim. Ben bugün işe gittim, baktım bu böyle siyahları giymiş. Kafasında bir çorap var böyle, elinde de fener var. Sırtına da bir çuval atmış. Nasıl bir iş yeri lan orası? Siz ne iş yapıyorsunuz? Habersiz nakliyat. Hırsızsın yani. He. İkimiz de soymak için aynı eve girmişiz, biliyor musun? Aşk tesadüfleri sever hakim. Evet, dinliyorum olağan şüpheliler, he. İşte bu kadın bütün evi çalarken arada benim kalbimi de çaldı yani, he. Ha, öyledir ha. Hakim neyse işte, evlilikle birlikte de güven problemlerimiz başladı. Nasıl bir problem? Bu güven problemlerini biraz aç. Evlendiğimiz ilk gece bütün takıları aldı kaçtı. Ya sen damat alayında bütün akrabalarımın cüzdanını çalmadın mı? İlk danstan sonra otoparka gelip bütün ailemin arabasını patlatıp ototeyplerini çalmadın mı? Ya ben bütün onları sen üzülme diye başka arabalardan çalarak yenilemedim mi ya? 35 tane araba patlattım bir gecede. Sayın hakimim, tutuklama emri... Dur dur, bırak biraz daha dökülsünler, hemen. Ya hakimim, bu kadın sırf yemeklerine laf etti diye benim anacığımın, biricik anacığımın omuzundaki platini çaldı ya. Sen de benim babamın beyaz eşyacından çaldığı beyaz eşyaları çalmadın mı? Sen dedemin mezarını kazmadın mı altın dişi için? Kazdım, altın dişi de aldım. Niye? Onun parasına gidip maymuncuk yaptırıp belediye başkanının evini soymadık mı? Onu bile yanlış hatırlıyorsun, onu bile yanlış hatırlıyorsun. Bir hakimin evini soymuştuk, hakimin. Ulan! Ben de diyorum, bu saati nereden hatırlıyorum? Oğlum, karımın hediyesi lan o. Ya bunu mu konuşacağız hakim baba ya? Allah Allah. Ya hakimim, kısacası biz ayrılmak istiyoruz yani. Her ne kadar sevsek de. Sevin mi lan? Ha? Ayı gibi lan. Ayı gibi diyor. Bak hele, Mehtap. Ha? Hadi gel, bir şans daha verelim lan birbirimize ha. Çok güzeliz be Mehtap. Hakim, biz karar verdik. Biz boşanmaktan vazgeçtik. Öyle mi? Ha? Ne güzel. Hayır, işin ilginç tarafı sizin hala bunu bir boşanma davası zannetmeniz. Ulan ben dahil bütün Adana'yı soymuşsunuz be. Al götür şunları. Götürürken de şu saatimi al ya. Aman ya, iyi al. Yemedik. Hala konuşuyor bak. Ver, ver. Hoşça kal yarim. Hapishanede cüzdanımdaki fotoğrafına bakacağım. Hangi cüzdan lan? Ha, bu cüzdan mı? Ulan Allah cezanı versin lan. Yarim, 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 yarim.
Allah Allah. Daha ilk davadan var, görüyor musun? Buyurun saatini sayın hakan. Ana. Gene çalmış. Hayır, dürüst olmak gerekirse adam işinden iyi. Neyse, bir sonraki davada mahkemeye geldiklerinde alırız artık ya. Of, neyse güzel bir ısınma oldu. Evet, evet. Sıradaki dava. Bahadır Durgun, Çetin Asi. Hay Allah'ım ya. Gene misiniz? Çirkinler. Çirkinsiniz, çirkin. La Fontaine masallarının Adana şubesi bunlar ya. Oğlum gene nasıl bir vukuatınız oldu hayvanlarla? Hayvanat bahçesinden rızası dışında bir kanguru kaçırıp maça götürmüşler hakimi. Acaba ne çeşit bir amacınız vardı? Hakimin maç Sydney'nin Adana Demirspor takımları arasında oynanan özel bir dostluk maçıydı. Aha. Çok daha güzel maç olacak. Çok. Biz de dostluğumuzun bir nişanesi olaraktan Sydney takımının sembolü olan kanguru arkadaşı maça götürmek istedik. Hı. Kendisine düşüncemizi tebliğ ettiğimizde hayvan sevinçten havalara zıpladı adeta. Hayır, hayvan doğası gereği zıpladı da siz bunu sevinç zannettiniz olabilir mi? Zannetmiyorum. Hı. Öyle olsa Selahattin abi hayvanın kapısını açtığı anda hayvan dışarıya çıkmak istemezdi hakim abi. Hmm. Neyse, biz kanguru arkadaşı yanımıza aldık, minibüse bindik. He, kanguruyla bir de minibüse bindiniz. Aynen. Şuradan üç insan bir kanguru alır mısın arkadaşım diye uzattık paramızı. Sonra marşlar söyleyerek stadın yolunu tuttuk. Evet, siz kanguru, marşlar. Çok ilginç hemen. Aynen. Biz Movi diyoruz, o lacivert diyor. Evet. Yani aslında... diyor ama biz biliyoruz ki... lacivert demek. Zannetmiyorum. Belki sonra... Sonra minibüsten indik. Tabii artık samimiyiz. Selahattin abi dedi ki, ya dedi şuradan dedi birkaç içecek alak. Hmm. Kanguru arkadaşın kesesini de stada sokak dedi. Kanguru arkadaş orada içeceklerimizden bir tanesine lak 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 ayaküstü çaktı. Ama kangurunun kafası nasıl güzel. Çok. Hayvanı da kendilerine benzetmişler. Sonra? Neyse maça girdik derken Sydney ikinci dakikada bir gol atınca kanguru arkadaş biraz sevindi tabii. Selahattin abi de buna dedi ki, bak hele burası Adana tribünü. Burada akıllı ol, delikanlı ol dedi. Hmm. Kanguru arkadaş da buna, sen karışma Selü. Dedi. Nece dedi bunu, Türkçe mi? Yani Türkçe ama aksanlı yani kendi lisanında. Neyse sonra Sydney ikinci golü atınca bu sefer kanguru arkadaş pisleşti hakim abi. Sağ patisini kaldırdı. Şöyle yırmık yapıp Selahattin abiye salladı. İşte film orada koptu. Ha şimdiye kadar her şey normaldi. Burada mı koptu? Aynı. Ama maç çok güzel. Çok. Selahattin abi kangurunun kulağına bir tokat attı. Kanguru da bu sefer boksör moduna geçti. Sağlı sollu yumruklarla Selahattin abiyi dövmeye başladı. Biz bir yandan kavgayı ayırmaya çalışıyoruz. Bir yandan maçı seyrediyoruz hakim abi. Ama maç çok güzel. Çok. Derken Selahattin abi kesesinin içine attı. Ve sahaya doğru zıplamaya başladı. Bir yandan zıplıyor, bir yandan Selahattin abiyi dövüyor. Hatta bazen yırmanı sabit tutup zıplayarak dövüyor. Selahattin abi de karşılık veriyor ama nafile. Adam boksör. Neyse, ceza sahasının içine geldi. Kesesinden Selahattin abiyi çıkardı. Bismillah, öptü. Penaltı noktasına koydu. Statta mutlak bir sessizlik. Nefesler tutuldu. Şöyle kendini kaldırdı. Gerildi, gerildi. Selahattin abiye pis burun vurunca kalesiyle Selahattin abi tatlı köşelere gitti. Klasik Selahattin abi. Sydney tribünleri gol sevinci yaşarken biz itiraz ettik hakim abi. İtiraz mı? Neden? Çünkü Selahattin abinin tamamı çizgiyi geçmedi.
Hayır, anladım ama yani hakem VAR'a gitmedi mi? VAR odası hakemi uyarıyor, hakem VAR'a gitmiyor. Ama bu kadar biz de tabii o yüzden sahaya indik, arbede oldu. O güzelim maç iptal oldu. Ya olacak iş değil ya, olacak iş değil ya. Yani o güzelim maçı konuşacağımıza oturmuşuz burada hakemlerini tartışıyor. Ne diyorum ben ya? Ne diyorum ya? Sonra ne oldu? Sonra ama dostluk maçı dostane bir şekilde bitti. Biz buraya gelirken sahanın içerisinde dostluk mangalı yanıyordu hakim abi. Öyle mi? Güzel. O halde karar verdim. Siz ve Selahattin abiniz hayvanlara 100 metreden fazla yaklaşmayacaksınız. Hadi çıkın. Bir dakika, bir dakika. Bir ricam var. Bir dahaki sefere gelirken lütfen Selahattin abiyi de getirin. Adamı kırmızı bültenden aratıyoruz, gene bulamıyoruz. İnşallah, inşallah. Odası çok merak ediyorum. Özellikle seni, cimcime. Ne? Ama nasılsın be? Allah aşkına rica ediyorum çıkın. Ya tansiyonum çıktı vallahi. Haydi, haydi buyurun. Haydi. Çık. Çık. Vay be, bu nedir kudret ya? Bana iki davada çöktüm ha, uyku bastı var. Evet. Sınavdaki delilik şey, aman dava ne? Bakıyorum hakimim. Düğünde çıkan kavgada 22 tane yaralı var hakimim. 22 yaralı mı? Düğün şarkısı neymiş? Kurşun adres sormaz gibi. Ya ne yapayım? Mizahla besleniyorum. Mizahla ayakta kalıyorum. Ya sen öyle bakma. Tamam, çağır gelsin de. Şakayı da anlamıyor ya. Yeter Kazak, Kazım Baltu, Şevket Mircan, Mustafa Doğrucu. Mahkemede sessizlik. Mahkemeyi etkilemeyin, atarım hepinizi dışarıya. Evet. Şunların tipe bak ya. Neyse, tamam etkilenmeyeceğim. Şimdi bir düğün varmış, 22 kişi yaralanmış. Nedir şikayetiniz? En güzel günümü mahvettiler. En güzel günümü mahvettiler. Ne zamandır ben o günü bekliyordum, mağdurum. Ya bana soruyor, bana soruyor. Ha, hakim beyciğim, en güzel günü mahvolan da benim, şikayeti olan da. Şu ikisi var ya, şu iki tip. Hem benim en güzel günüme çöktüler, şimdi de geldiler şikayetime çöküyorlar. Çöktüler derken nedir kızım? Biraz daha açar mısın? Açayım hakim bey. Biz Kazım'la beraber evlenmeden önce düğün salonuna tahtla giriş yapacaktık. Hmm. Ama bir baktık ki düğün salonuna tahtla bu ikisi giriş yapıyor. Taht boştu. Biz de misafirler tahtla içeri girebiliyorlar sandık. Masumuz. Hadi taht boştu. Benim gelinle yapacağım iddiası niye sen yapıyorsun arkadaş? Gelin boştu. Biz de misafirler gelinle dans edebiliyor sandık. Masumuz. Ya 3 dakika tuvalete gittim hakim bey. 3 dakika. Geldim. Düğün pastasını kesmişler, yiyorlar. Tabaklar boştu. Biz de misafirler kendisi alıp yiyebiliyor sandık. Masumuz. Bak hadi konuşmayayım diyorum, konuşmayayım diyorum. Hakim beyciğim, bununla kalmıyor tabii ki. Ne oldu biliyor musunuz? Bu ikisi nikah masasına oturup bizden önce evlendiler. Masa boştu, masa, masa. Biz misafirler evlenebiliyor sandık. Mustafa bana bastı nikah. Nasılmış? Tamam, hadi evlendiler bir şekilde. Nikah işlemlerini sorgulamıyorum bile. Elimde takılar vardı hakim beyciğim. Altınları odaya götüreyim de dedim, koyayım. Odaya gittim, kapıyı açtım. Odaya tam girdim, ne göreyim? Bizim gerdek odamıza. Bizden önce girip yatağa uzanmış dizi izliyorlar. O da boştu. O da boştu. Hani biz de misafirler odaya girip dizi izleyebiliyor diye düşündük. Masumuz. Ya kusura bakmayın, bölüyorum ama. Siz hiç daha önce hayatınızda bir düğüne gittiniz mi? En sevdiğim
bir şey. Allah'ım ya Rabbim. Şimdi içeri atayım diyorum çünkü nezarethane boştu. Fakat elimizde yeterli bir delil yok kızım. Mecburen yani salacağız bunları. Ya bir de... Ya bu nasıl oldu? Yani bu yaralılar, bu 22 yaralı nerede yani şu an? Hakim Bey, biz şimdi bunları odadan atmak için eniştemden yardım istedik. Eniştem bunları ensesinden tuttuğu gibi dışarı atacaktı ki... Bunlar eniştemi attı. Kapıdan mı? Camdan. Adam 35. kattan yüzme havuzuna yapışıverdi. Ya. Vallahi vudu bebeği gibi her tarafı alçı içinde yatıyor adam. Ya Hakim Beyciğim, eniştem tam bunlar böyle atınca kız tarafı çıldırdı. Erkek tarafı birbirine girdiler. 22 yaralı var. Ha, işte bu güzel. Ha. İşte ortada bir suç var. Ha, hemen. Evet. Katil. Katil kabul etmiyorum. Şahidim var mı? Şahidim var mı? Evet, var. Var şahidim efendim. Düğün davetlerinden biri her şeyi ama her şeyi gördü. Ne olursunuz onu çağırın, beraber gel dedik. Çok güzel, çok güzel. Çağır oğlum, tanık gelsin, çağır. Çağırmayayım. Çağır oğlum, çağır. Peki. Fikri Tarhanacı. Hayda. Yine mi sen? Yine mi ben? Kızım keşke başka bir tanık bulsaydın, emin misin ya? Neyse. Oğlum sen de o gün otelde miydin? Ne oteli dayı? Ben cevşen satıyordum. Aa dayıya sor. Zilli dayıya sor. Başlatma oğlum dayına. Başlatma mı dayıma? Tamam oğlum. Yırttık no. Mustafa, yırttık. Adam beton gibi. Ne sorsalar geri sekiyor. Tamam bak oğlum, beni yeniden o girdabın içine sokup benim akli dengemle oynama, tamam mı? Yani sen düğünde miydin, değil miydin, onu soruyorum. Ben limonata içiyordum dayı. Tamam işte, o limonatayı nerede içiyordun? Nereden içiyordum? Evet, nereden içiyordun? Masada içiyordum. Güzel. Evet, ilerliyoruz. Hızla ilerliyoruz. O masa neredeydi? Yani düğün salonundan mıydı? Masa mı neredeydi? Evet ulan! Onu soruyorum. Aman. Onu soruyorum. Aman. O masa neredeydi oğlum? O masa neredeydi? Düğündeydi. Kafan mı güzel dayı? Bu balık kafan mı güzel? Senin kafana s***. Aman. Kafamı lan. Hanımefendi. Vallahi kötüyüm, kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Bak başka bir tanığınız yoksa ben bu davayı düşüreceğim. Yaşasın adalet. Ya kardeşim, sen oradaydın ya, her şeyi gördün ya. Eniştemi attılar ya camdan, düştüğünü gördün ya. Eniştenin düştüğünü mü gördüm? Aşkım bir saniye. Arkadaşım sen orada değil miydin? Eniştemin düştüğünü, yapıştığını görmedin mi havuza? İftira atıyorlar dayı. Ben 5 kere hacca gittim ya. Ha, tokmakçı dayıya sor. Ya arkadaşım sen demin düğünde limonata içiyorum demedin mi ya? Demin düğünde limonata mı içiyorum dedim. Yok, benim başka sorum yok Hakim Bey. Buyurun, düşürün bence davayı. Eniştem gibi düşsün dava. Hakimim, bizlik bir şey yoksa biz yavaş çıkalım yani. Hayır, Fethiye'ye uçağımız var da. O açıdan. Hadi çıkabilirsiniz, hadi çıkın, hadi, hadi. Çıkın be. Kadın, bizim balayı odamız Fethiye'deydi, o da boştu. Ne diyorsun? Şimdi bunlar da oraya koştu. Yürü, yürü bari balayı odasına kaçırmayalım. Oraya da girecekler, oraya da girecekler. Biz de öyle çıkacağız. Ya şu taraftan, çık ya, çık. Allah Allah. Ulan nereye gözünü? Yardım. Hakimim, bu kaldı başımıza, bunu ne yapacağız? Ben ona ne yapacağımı biliyorum. Oğlum senin bütün sorularının cevabı bende. Şu Pirana'nın tam olarak lokasyonunu söyler misin bana? Pirana'nın lokasyonu mu? Ben dua kitabı satıyordum dayı. Ha. İnşallah akrabaların da almıştır. 40 gün sonra senin arkandan bol bol okuyacaklar. Hadi dava bitti. Gördüğünüz gibi bir hastane odasındayız. Bir hasta ziyareti gerçekleştirilecek.
Bakalım hasta kimmiş, kimler ziyaret edecek, hangi sebeple gelmişler izleyip görelim efendim. Buyursunlar. Ya benim suçum yok hayatım. Ben sana yemek hazırlıyordum içeride. Hazırlama Mesut. Sana yemek hazırla diyen mi oldu? Evet hayatım, sen yemek hazırla dedin. Tamam, bir daha hazırlama bana. Hele bir hazırlama. Hele bir hazırlama. Hele bir eşek gibi hazırlayacaksın. Tamam, hazırlarım hayatım. Hazırla. Hazırla da yine sesler gelsin. Ben bakayım şöyle düşeyim, yine kolumu bacağımı kırayım ya. Ömür törpüsü. Konuşma! Üzerime. Ah ah, Özgem gelsin diyeceğim. Torunum es seçerken çok dikkatli ol diyeceğim. Şşş, Çetin var ya, Çetin doktor. Hı. Onu diyorum Özge'ye yapayım. Hoş çocuk, yakışıklı çocuk. Dur bakayım, ben yapacağım o işi. Dur bakayım sen. Hastamız bugün nasıl var? İyi, çok şükür iyiyiz. Ya! Sana mı sordu? Bana sor. Nereden biliyorsun iyi olduğumu Mesut? Belki kötüyüm. İyi değil misiniz yoksa Mehtap teyzeciğim? Çok iyiyim canım. Aşırı iyiyim. Kalçamda biraz ağrı var ama olacak o kadar. Hiç merak etmeyin. Şu çok güçlü serumu hemen takarım. Hiçbir şeyiniz kalmaz. Ay canım. Evet. Şöyle anjiyokat olacaktı orada hazırda. Tamam. Evet. Ay ay ay. Güzel. Yalnız bu serumun ayarını çok fazla açmayın. Yoksa kafası 1 milyon olur. Yani bu rahmetli Levent Kırca'nın sarhoş tiplemesi var ya. Onun gibi olursunuz maazallah. Hem yakışıklı hem komik değil mi Mesut? İşte ben. Evet, çok doğru hayat. Seninle aynı fikirde olduğum zaman bile gıcık oluyorum sana. Canım Çetin'cim. Bugün sana bahsettiğim torunum var ya Özge, o gelecek. Aa, demek Özge Hanım da bugün tanışabileceğiz. Evet canım. Ne güzel. Babaanneciğim. Geldi balerin torunum. Ay, ay. Dedeciğim. Canım. Canım. Ay, dramatik kızım benim. Ah, dedeciğim. Ah, babaanneciğim. Çok geçmiş olsun. Çok üzüldüm. Canım benim, çok üzülmüş. Çetin Bey sağ olsun. O kadar iyiyim ki onun sayesinde canım benim. Siz tanışın. Bakın Çetin, Özge. Özge, Çetin. Teşekkürler Çetin Bey. Özge Hanım, bana Çetin Bey demeyin. Operatör, doktor Çetin Bey deyin. Evet, Mehtap Hanım sizin balerin olduğunuzu söylemişti. Beni biraz beklerseniz size bir sürprizim olacak. Ay ay, boya poza bak. Ay. Ay ne yakışıklı, ne tatlı çocuk değil mi Özge? Ay tatlı demişken babaanneciğim, artık benim yeni bir erkek arkadaşım var. O da benimle geldi, tanıştıracağım sizinle. Hadi be. Doktor kadar tatlı mı? Çok daha tatlı. Ya nerede, hadi gelsin bakayım göreyim. Gelir şimdi. Alo Engin. Ney mi? Otoparkta yer mi yok? Oğlum otoparkı al. AVM'nin otoparkı mı? Oğlum AVM'yi komple al. Allah Allah Engin. Bunun için arama yavrum beni ya. Haydi kapat. Engin benim şoför. Bebeğim. Bebeğim. Ölümün eşiğindeki babaannem bu mu? Aşağıdaki laboratuvardan kaçan maymun de. Sakın sevgilim deme Özge. Kız, kızcığım, nasıl gömdü beni hemen ya? Kız, 2 seneye de biz seni gömeriz ha. Hoş geldin. Ver o elini öpeyim. Yapma. Aa, kol, kolum. Çocuğum, kolumu sallama çocuğum. Taş gibi ha, kadın. Özge al şunu. Kız kaçtı maçtan mı? Maşallah bana. Tatlım sen sevgi dolusun ama babaannemin kolu kırık ya, acıyor canı. Dikkatli ol. Yok yok, kırık değildir o. Kırık olsa duramaz. Angel! Seninle öpüşmedik. Nasılsın?
İyiyim oğlum, iyiyim. He! Ben burada acıdan kıvranayım, sen orada iyi ol Mesut. İyi değilim oğlum, kötüyüm. Ya sana ne oluyor, bana olan oğlu? Sen niye kötüsün? Pas oğlum, pas. Bebeğim, babaannen tam bir çaçaron ya. Adama diliyle nefes aldırmıyor. Baksana adam oksijene ulaşmak için burnunu geliştirmiş. Acal! Sana burun yaptıracağım. Abi la fındıklı. Olur vallahi ha. Ya. Özgüvenim de yerine gelir. Botoks da yaptıralım bana. Botoks? Kaybolan gençliğim geri gelsin ya. Gençliği kaybolmuş. Niye kaybolmuş gençliği? Yahu 54 yıldır sadece bir gece başın ağrımadı. Oo! Bebeğim, yemin ediyorum ikinci dünya savaşında karma patlamamış mayın. Ya babaanneciğim, biraz daha pozitif yaklaşsanız Bilal'e. O öyle diğer erkekler gibi kasıntı değil. Çok tatlı, çok şirin. Oy yürü canım. Ay öldürüyor beni. Allah'ım ya Rabbim ya. Doğalmış gibi yapıyor bir de. Çocuğum bak, doğallık denilince ne bileyim bir hayvanat bahçesine gidersin, gezersin, çıkarsın. Onlardan birini koluna takıp da sevgili yapmazsın ki. Yine çok güzel oturttu. Yazık. Hayata mizahla tutunmaya çalışıyor. Ama güzel gönlü kız. Çak. Vurma ulan. Vurma. Cin biberi. Babaanneciğim çok ön yargılısınız Bilal'e karşı. Ah, biz onunla son bale gösterimde tanıştığımızdan beri çok tatlış, çok minnoşuz. Bir dakika, bir dakika. Bale mi? Ya. Bale. Hay valla. Aa, biraz şaşırttın beni. Hep Özlem'in yanında şöyle sanattan anlayan bir adam olsun isterdim. Ha. Ama yani senin ne bileyim baleye gidiyor olman. Baleye mi gittin sen? Aslında ben baleye gitmedim. Arabayı koymak için bale arıyordum. Meğer orası baleymiş. Ama sonra bebeğimi gördüm. Böyle yaptı. Böyle yaptı. Yemin ediyorum o anda tutuldum ona, biliyor musun? Hatta gösteri bittikten sonra bana dedi ki... Aa, sana böyle göl alacağım. İçine de kuğu koyacağım. Ha 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 ha. Güzelsin dedi. Mesut. Bir şey demeyecek misin Mesut? Boşayacağım seni artık ya. Aa. Yeter artık, hayatımı yaşayacağım ben. Oh, burnumu da yaptıracağım. Saçımı da boyatıp bir tane motosiklet alacağım. Yeter ya! Koskoca adamı ne hale getirdin? Singapur kaplı bastı! Sinirden her yerime ağrı girdi. Ya girer tabii, girmez mi? Sus! Bana telefon ver, hemşireyi arayacağım. Ha, ben. Sizden konuşamıyorum da. Kordonlu herhalde ver. Bu. Ver bak. Alo de alo. Alo de alo. Alo de alo. Yazık. Yaşlı ya, konuşamıyor. Tamam, tamam, teyze! Ben konuşurum. Alo. Ya bu nedir Allah aşkına? Böyle eski şeyleri koymayın ya. Telefon kaçak yapıyor. Bu koyulur mu böyle? Teyze! Sana telefon alacağım. 380 çikolataydı. 125 mega cinsel. Hans Frili, Hans! Abunu tutlu. Özge bunu tut. Tut bunu Özge, tut geliyorlar bana Özge. Kız! Cimcime! Sen ne kadar çaçaronsun ya. Vallahi bu adam senden bıkmıştır. Amca! Benim özel jet al seni Barcelona'ya götürsünler, biraz gez. Barcelona mı? Heh. Ne, barça maçı falan mı var? Seni bir barçalarım. Bir barçalarım Mesut, bir araya getiremez kimse seni bir daha. Yemin ediyorum ağrıdan. Bak öleceğim şu an. Kasıldım ya ağrıdan. Ağrı mı var? Evet, evet. Bir dakika, evet. Ben şimdi hallederim. Ay, 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 ay. Hele bir dakika, bakayım. Ay vallahi ağrı çok fena. Oturma sinirden. Aç bunu. Hemen bak, biz olur mu bunu? Azıcık açmışsınız pinti gibi. Dokunma. Bunu aç, ağrı mağrı kalmaz. Oğlum dokunma ona. Dezal! Nasıl oldun? O kadar güzel oldu ki. Çocuk, ay sen ne kadar yakışıklısın be. Yavaş yavaş kendine geliyor. Ay
O gözler, dudaklar maşallah. Ama babaanne, benim kocam daha yakışıklı. Bak, bak. Vay! Mesut, gel de buraya. Anca! Gel bir yanak ver, gel. Sen ne çağırıyorsun sen ne? Yazık yaşlı. Gel bir burun ver, burun gel. Belki son ister, git bir bak. Bir burun ver bakayım. Bir burun mu vereyim? Evet. Diyorum. Vallahi bu aşktan benim içim bir tuhaf oldu. Ya böyle bir şey oldu. Oh! Yok bu, bu aşktan değilmiş. Bu, bu Adana, Adana. Bilal. Bebeğim, ben öğlen yediğim Adana... Bir emanet ver, onu bırakıp geliyorum. Ya gitmeseydin, kadın kötü olur. Ay, hiç bunu görmek istemez. Ben hiç kötü değilim. Çok iyiyim, ben hiç kötü değilim. Efendim. Tekrar merhabalar. Heh, balerin olduğunuzu öğrendikten sonra duvarımda asılı duran Kuğu Gölü'nün ilk afişini size hediye etmek istedim. Dikkat edersiniz, ortasında kalp var. Ay, çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bir şey bu. Sizden beklemezdim doğrusu. Mehtap teyzeciğim, size de Orhan Pamuk getirdim. Buyurun. Oh! Oh, 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 oh! Teyzeye oradan pamuk getirmiş. Oh! Teyze gidiyor. Teyze bay bay. Teyze ölüyor. Teyze o. Bir dakika, bir dakika beyefendi. Şaka mı bu? Teyze iki gün sonra taburcu olacak. Ayrıca bu hastanede başınıza kötü hiçbir şey gelmez. Çünkü burası koskoca Madame Curie hastanesi. Madame Curie. Elenin Curie. Bir dakika Mehtap teyzeciğim, siz iyi misiniz? Ben aşırı iyiyim ya. Bana bir tane sarımsaklı zımdan bezle. Bir dakika, bir dakika. Ah, siz serumu mu köklediniz? Ha. Aa, lanet olsun. Ne olacak? Tamam, tamam. Allah'tan böyle şeyler için yanımda enjektör taşıyorum. Hemen müdahale etmek için duruma, evet. Şimdi sizi bir iğneyle kendinize getirebilirim. Yalnız kalçadan yapacağım, o yüzden çevirebilirsek tamam, hastayı. Ben çeviririm. Ben piliç çevirmeden çok iyiyim. Bebeğim, böyle ortamlarda şaka yapıyorum ki ortam mı sınsın? Gel kız böyle. Hadi gel, hadi. Ay, sapla, sapla. Böyle olmaz ki bu iş. Olur, hadi sapla, sapla. Nasıl, oldu mu? Oldu, bir dakika. Tamam efendim, çevirebilirsiniz. Bu titriyor ama bak, buna bir şey olmaz. Hayır efendim, çevirebilirsiniz. He? Tamam. Tamam yahu, çevirin. Tamam, yaptım iğneyi. Atar zaten tamam bana. Teyzeciğim şöyle. Teyze biraz dağıldı yemin ediyorum. Özge, hayatta bu adamla evlenemezsin. Bir dakika, bir dakika. Evlenmek mi? Özge Hanım, yani böyle tipsiz, yerden bitme birisiyle nasıl evlenmeyi düşünebilirsiniz? Aklım almıyor. Ah. Yani benim de bir aklım karıştı sanki. Yani Bilal sen biraz... Hani bir doktor da baleden hoşlanıyormuş hem. Bir dakika, bir dakika. Sen bayağı benim gözümün önünde ikimizin arasında mı kaldın ya? Özge, sana omurga alacağım. Çünkü omurgasızsın. Bir dakika ya, sen ne anlarsın omurgadan? Ne diyorsun sen? Kendine gel, kendine gel ahlaksız. Sen bir lafını unutma anladın. Alo Engin. Bu hastaneyi komple alın. Ha, Madame Kutteri mi ne öyle bir şey? İsmini de değiştirin, çıkıkçı Feride yap. Al komple. Doktor moktor ne var hepsini al. Ha, bilmiyorum doktorları kovsam mı? Vallahi cevap veremem. Yenge, ya bu adamı sakın bırakma. Abime bak be, ne kadar heybetli. Öpeyim abi. Abim benim. Doktorlar kalsın. O zaman ben de işimin başına gideyim. Size vitamin tabağı göndereceğim. Yanar dönerli. Hadi. Doktor da fırt çıktı. Bilal. Özür dilerim, benim biraz aklım karıştı. Affeder misin beni? Özge, sana mendil alacağım. Arkamda böyle sallarsın. Vancav! Geri kalan hayatında Antalya Avrupa arası benimle cıstaklı mekanlarda yaşamak ister misin? Ne dersin? Ne dersin Mesut?
Allah derim ya! Oh! Hadi! O mayı patlayacak! Hadi! 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 Şimdi iki tane arkadaş buluşacaklar efendim, görüşecekler. Ama bu nasıl bir görüşme olacak? Eskiden birbirini tanıyan iki kişi, bakalım iş romantik bir şekle mi dönecek yoksa daha çok bir iş görüşmesi gibi mi olacak? İzleyelim bakalım bu görüşme ne yöne doğru gidecek. Buyurun. Kanka, o zaman sen ufak ufak uza artık. Çünkü Burcu birazdan gelir, tamam mı? Ben bir baş başa kalayım onlar için biraz inşallah. Bir dakika, şuna şöyle kitap okuyayım. Entelektüel biri gibi gözükeyim. Tamam, harika olacak. Sen kitap mı okuyorsun İbo? Sen. Adı ne kitabın? Ne o? Ne anlatıyor? Neymiş? Atlas Ateş Kayıp Kral. Uğur Güvercin'in kitabı. Çok güzel kitap. Bir okusan var ya nasıl sürükleyeceğim kitabı anlatamam. Çok iyi kitap. Bir dakika, bir dakika ya. Şimdi sen okudun. Nasıl sürükleyeceği anlat bakalım biraz. Anlatamam. Anlatamam. Yok, nasıl sürükleyici olduğunu anlatamam ama sürükleyici. Okumadım. Bugün çıktı efendim. Tam olarak bugün çıktı kitap. Nasıl okuyayım? Skecimi ezberleyeyim kitap ama şimdi. Ama boş boş övme o zaman. Bir, o zaman bir 2,5 saat verin bana. Bir dakika, bir dakika. Efendim, Güldür Güldür Show yazarlarından Uğur Güvercin'in kitabı çıktı. Atlas Ateş, Kayıp Atlas Kral. Atlas Ateş, Kayıp Kral. Evet. Türk mitolojisinden esinlenilmiş. Fedakarlığı, dostluğu anlatan fantastik bir roman efendim. Yolu açık olsun, hayırlı olsun. Devamını da bekliyoruz. Uğur kardeşimizin ellerine sağlık. Evet, hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Beni ikna ettin, ben de okuyacağım. Evet, evet ama artık git sen. Tamam. Git çünkü... Ya Burcu'yla ben bir baş başa kalayım oğlum. Kızı görmen lazım ama maşallah. Çok güzel, aşırı güzel. Nasıl güzel, bir görmelisin. Kanka o zaman kız da seni görmeli. Çünkü sen de maşallah nasıl güzel, nasıl yakışıklı, acayip karizma bir adam değilsin kardeşim. Oğlum kız bak seni 2 yıldır görmüyormuş. Emin misin? Bak yürümüyor olabilir. Bir yanlış anlaşılma olabilir. Ne alakası var lan? Instagram'dan takipleşiyoruz oğlum. Evet belki kız çok ama çok ama çok güzel bir kız olabilir. Evet belki kariyerinin zirvesinde bir şirket yöneticisi olabilir. Evet belki benim gibi işsiz ve sap birine bakmayacak biri olabilir. Evet, belki bir yanlış anlaşılma olabilir. Kardeşim siz bu kızla ne konuştunuz? Ya işte havadan sudan konuştuk, mesajlaştık, tekrar aradı, muhabbet ettik. O aradı, ben heyecanlandım, konuştuk, sohbet ettik. Sonra ben dedim, ya Burcu bu aralar çok iyi değilim. Hem işimden hem sevgilimden ayrıldım dedim. Bu böyle bir coşkulu oldu, böyle bir ne diyorsun ya dedi. Benimle ne zamandır sende gözüm vardı, mutlaka görüşelim dedi. Oğlum bu görüşme sakın iş görüşmesi olmasın. Olmasın lan. Ne olur olmasın Bahadır oğlum, kız çok güzel. Lan işsizlik daha mı güzel? Oğlum bana bak, şuna odaklan. Burcu'nun çalıştığı şirket bizim gibi grafikerlere ayda 10.000 lira veriyormuş. 10.000 lira. Bunu bir düşün kanka. 10.000 lira. Bunu bir düşün. Şerefsiz. Böyle kanka mı olur lan? Özgüvenimi emdi, kafamı karıştırdı gitti. Tamam ya. Hayır hayır, öyle bir şey yok. Bu romantik bir buluşma. Kız dedi, telefonda dedi. Sen de gözüm vardı ne zamandır dedi bunun ya, tamam işte. Ne haber? İyiyim. Ay canım benim, ne haber, nasılsın? İyiyim. Sen... Ya çok özlemişim seni. Ben de. Ay vallahi yıllar seni hiç değiştirmemiş. Hala çok güzelsin. Bravo. Teşekkür ederim. Sen de öyle ama. Sağ ol. Gerçekten. Ya ne kadar uzun zamandır seninle buluşmak istiyorum biliyor musun? Çok iyi oldu bu buluşma. Ben gerçekten de çok istiyordum. İnan Burcucuğum, ben de çok istiyordum ama yani seni aramaya cesaret edemedim. Ay değil yani, misin? Yani beni beğeneceğini çok düşünmemiştim. Yazdım ya sana. Ben sana bayılıyorum. Deli misin? Ya bak biz beraber bence çok güzel bir ikili olabiliriz. İbrahim. Ben seni çok istiyorum. Allahu Ekber. Ya. Ezan okun, ezan. Hep komiktin. Bence de çok mutlu olabiliriz. Evet, evet. O zaman yani biz şimdi bu durumda seninle yani beraber. Evet. Evet ama öncelikle tabii ki birbirimizi daha iyi tanımamız gerekiyor. Birbirimizi daha iyi tanımak için de bazı sorularım olacak sana. Olur mu canım? Sor canım. Canım. Canım, sor canım. Dur. Evet, İbrahim.
5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Hangi anlamda? Ya her anlamda. Sonuçta biz beraber, seninle beraber yani bir yola çıkacaksak... ...o zaman ben senin gelecek planlarını, böyle zayıf yönlerini, güçlü yönlerini, hobilerini bilmek isterim. Evet, ama bu uzun yola bir çıkıyorsak ya, bu uzun yolun sonunun nereye vardığını bilsen, hani... pardon. Rica ederim. Efendim? Bir görüşmedeyim şu anda. Özel biriyle görüşüyorum. Tamam. Pardon, bir kahve alıp geliyorum. Tabii canım. Ben işe mi giriyorum, ilişkiye mi giriyorum şu an? Alo, Bahadır kanka. Oğlum sen haklı mısın galiba? Kız beni bayağı mülakata çekiyor. İşte iş için mi, ilişki için mi onu bilmiyorum. Bana kalsa hem işi isterim hem kızı isterim ama... ...kız beni niçin istiyor onu bilsem. Ne yapayım? Yuvarlak konuşup hem kıza hem işe mi talip olayım? Olur mu lan? Olur mu lan? Olur mu lan? Ay kusura bakma, iş içinde. Ha, tamam, iş içinde anladım. Evet. İş içinse çıktım. Evet, tamam. Nerede kalmıştık? He. 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Ha, 5 yıl sonra kendimi senin yanında. Aa, güzel cevap. Evet. O zaman sadakatli birisin. Evet, çok sadakatliyimdir. Göbek adım sadakat. İş hayatımda da, özel hayatımda da hep sadakatli olmuşumdur. Hı. Peki o zaman öncekinden neden ayrıldın? Sevgilimden mi, işimden mi? Sen var ya, hep şakacıydın. Biz neyden bahsediyoruz şu anda? Neden bahsediyoruz biz acaba? Özveri ya, özveri. Bir insan çok özverili olmalıdır, ben özveriliyim. Çünkü karşıdakinden de özverili olmasını bekler özverili insan. Ben özveriliyim, sen özverili değilsin. Kim özverili? Evet, evet aslında. Peki, tamam seni çok iyi anlıyorum. Benim için çok önemli bir şey var. Yani gerçekten çok önemli ve olmazsa olmaz bir şey bu. Grup deneyimine açık mısın? Benim için çok önemli bir şey. Vallahi çok isterim. Bana fırsat verirse yani, elimden geleni de yaparım. Ya. Ama tabii grubuna bağlı. Evet. Yani. Anlıyorum. Seni anlıyorum. Ya acaba ne anlıyorsun acaba? Yani bence şimdi bir insanın grup içindeki tavrı... ...onun her yerdeki karakterini özetliyor, evet. Belli ediyor. Mesela benim eski sevgilim baş başayken böyle çok anlayışlı, çok tatlı biriydi. Ama grubun içine girdiği zaman sadece kendi dediği olsun istiyordu. Ve çok bencil ve tuhaf biri çıkıyordu içinden. Tabii, tabii evet. Canım. Özel hayattaki birinin grup içindeki tavrı karakterini belirler tabii. Kesinlikle. Ama bu iş hayatında da böyle. Evet. Değil mi? İş hayatında değil mi? Doğru. Tabii özellikle iş hayatında böyle. Mesela benim eski grafikerim müthiş zeki, zehir gibi bir çocuk. Fakat grup içine girdiği zaman yine inanılmaz bocalıyordu, yapamıyordu yani. Çünkü iş hayatı tam da böyle bir grup. Yani evet, öyle ya da böyle özetleyecek olursak ben grup severim. Hoş geldin. Hayda. Hoş geldin canım. Bak, grup da tamamlandı. Allah Allah. Sizi tanıştırayım. İbrahim Çiçek. Çiçek bizim insan kaynakları müdürümüz. Kusura bakma sana haber veremedim ama... ...onun fikri benim için çok önemli her anlamda. O yüzden çağırdım. Evet, çok memnun oldum. Ya asıl ben memnun oldum Çiçek. Çiçek Hanım, tamam. Demek şu an kafam çok net ya. Oh, oh harika. Yani... şirketin insan kaynakları müdürüsünüz. Evet, evet. Aynı zamanda Burcu'nun en yakın arkadaşı ve aşk danışmanıyım. Ne kadar güzel oldu. Güldük, eğlendik ya. Çok acayip ya. Yani Burcu hayatına veya işine birini alacaksa illaki bana danışır. Evet. Bu arada kusura bakmayın ben geç kaldım. Avcılardan geliyorum da. İbrahim sen neredesin? Büyük ikilemdeyim. Küçük çekmecenin yanı. Ay.
Bizim şirkete de evet, çok yakın evet. Ne güzel. Şirkete yakın olması mı güzel? Aynı zamanda Burcu'nun evine evet, de çok evet. Yakın. Ne güzel. Tam olarak ne güzel? Şirkete yakın olması mı güzel? Burcu'nun evine yakın olması mı güzel? Her ikisi de çok güzel. Yani grup için de güzel. Bak o beni mutlu etti. Allah Allah. Çok güzel oldu. Peki İbrahim, diyelim ki şimdi Burcu'yla anlaştınız. Ha evet. Senin hobilerin neler? Boş zamanlarında ne yaparsın? Ne desem şimdi? Çalışırım. Ha, nasıl yani? Sevdiklerine zaman ayırmaz mısın? Sevdiklerime zaman ayırmaya çalışırım. Ha. Hobim bu. Sevdiğime çalışma. Zaten hayattaki mottom da budur. Severek çalış, sevdiğine çalış. Ay çok güzel cevap. Değil mi Çiçek? Yani çok güzeldi ne bileyim. Sence Kaan'ın boşluğunu doldurabilecek mi? Ha? Ha? Tam şu anda harika bir sorun var. Kaan kim? Burcu'nun eski sevgilisi. Yes, işte bu tamam. Burcu'nun eski sevgilisi. Ama aynı zamanda bizim eski grafikerimiz. Ben zaten Kaan'dan sonra kesinlikle işle özel hayatı net bir şekilde ayırmaya karar verdim. Net yani. Yaşlandım, yemin ediyorum yaşlandım. Ya bence İbrahim bizi çok iyi anladı. Ya kafamda neler uçuşuyor, nasıl anladım anlamadım. Bence lafı fazla uzatmaya gerek yok. Ben kararımı verdim Çiçek. İbrahim'i babamla tanıştırmak istiyorum. Evet. Gerçekten mi? Evet, yani, evet. Emin misin? Emin. Ya Çiçek Hanım emin işte. Emin ki babamla tanıştıracağım diyor. Daha niye fişlikliyorsun, zorluyorsun? Tamam Burcu, ben tanışırım babanla, hazırım. Zaten bu iş olursa babamla bir şekilde tanışman gerekecek. Evet, ciddiyiz. Çünkü aynı zamanda şirketin müdürü. Evet. Yıldım, yemin ediyorum yıldım. Tek bir soru soracağım, net bir cevap istiyorum. Tamam. Burcu, canım, hanım. Burcu, hanım. Canım, hanım, Burcu. Sen tam olarak ne istiyorsunuz? Ne isteyecek İbrahim? Aşkı. Evet. Aşkı, tamam mı? Net miyiz? Evet. Aşkı mı arıyorsun? Aşkı arıyorum. Yani bir kere benim için aşk çok önemli her anlamda. Ben hayata öyle bakıyorum. Bir insan kocasını aşkla sevmiyorsa, işini aşkla sevmiyorsa benim yanımda yer alamaz. Burada önemli olan şey ne biliyor musun İbrahim? Sen ne istiyorsun? Senin istediğin ne? Ben abi ağlamak istiyorum. Ya çok da duygusal ya. Ya tamam, o zaman bence şöyle yapalım. Ben senin ne istediğini de çok iyi anladım. Net bir şekilde ben ne istediğimi sana söyleyeyim. Bak İbrahim, bir kere benimle aşkla çalışacak, benim arkamda duracak, sırtımı ona yaslayabileceğim birini, ben değil, biz diyen birini, iyi günde, kötü günde benim yanımda olacak, beni önemli hissettirecek ve beraber ömür boyu yol alabileceğimiz birini istiyorum ben. Ben. Ne o ben? Benim ya. Benim Burcu, evet, benim ben işte. Ben böyle düşünüyorum. Peki, sen de mi böyle düşünüyorsun? Benim hissettiklerimi hissediyor musun? İnşallah. Peki, tamam. Peki, senin benden isteğin nedir? Bu ne? Ne yapıyorsun ya? Ne demek istiyorsun? Anlamıyorum. İşte, ne oldu? İyimsiz. Yani senin benden isteğin nedir? Onu şey yaptım. Sordu. İbrahim, iyi misin? Yol, yemek, sigorta. Yemek, sigorta mı? Zaten... Ne demek ki o? Şu demek. Yolun yolundur Burcu. Seninle yeri gelir yemeğimi paylaşırım. Ya. Birbirimizin güvencesi ve sigortası olalım istiyorum Burcu. Ay o zaman oldu bu iş. Ya oldu mu? Ay yıldızım. Benim ya. Canım. Canım benim. Ay ay canım canım. O zaman yarın görüşeceğiz. Evet tamam görüşüyoruz. Sana mesaj atacağım. Atmadım. Ailemize hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi hayır. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ olsun. Görüşürüz. Hadi bay bay. Görüşürüz. Hadi bay bay. Efendim kanka. Oğlum oldu lan. Anlaştık biz oğlum. Neye mi anlaştık bilmiyorum. (Gülüyor)
dünyayı güldür, döndür, döndür. Dünyayı döndür hayal.